İyi akşamlar değerli izleyenler. Kritik gündeme hoş geldiniz. Ee, Türkiyeyi konuşacakken dün akşam yaşanan bir gelişme bütün e, bizim gündemimizi alt üst etti ve birazcık batıya Amerika'ya dönmek zorunda kaldık çünkü e, Kasım'da yapılması beklenen Amerikan seçimlerinde favori adaylardan biri olan Demokrat Parti'nin adı Joe Biden anlsızın bir kararla. Ee, üstelik de sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini e, ifade etti ve tabii bütün Amerika gibi bütün dünyada alt üst oldu ve Türkiye'de yaklaşık işte 24 saattir belki daha 24 saat bile olmadı Biden'in e, adaylıktan çekilmesi ve yerine kimin geleceğinin olasılıklarını konuşuyor. Biz de tabii ki gündemimize bununla başlayacağız. Niye Amerika? Çünkü Amerika bizim müttefikimiz, önemli bir müttefik. Oradaki gelişmeler mutlaka Türkiye'yi öyle ya da böyle etkiliyor. Ee, bakalım Biden dediği gibi yani biliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Kamala Harris'i yani kendisinin başkan yardımcısı olan Harris'i Aday olması konusunda tavsiye etti. Şimdi Amerika'daki demokratlar bunu konuşuyor. Kimler Harris'in adaylığına destek veriyor? Başka kim aday olmalı? Olma olasılığı var. Bunları konuşacağız. Trump meselesi var. Biz geçen hafta 15 Temmuz dolayı... Mesela Trump'a yapılan suikast ya da iddia edilen suikast, bunu da konuşmamıştık. Ee, şimdi Kasım'a giderken Amerika'daki bu yörünge ne olacak? Trump kazanırsa Türkiye için avantaj mı, dezavantaj mı yoksa... Demokratların yeni adayı kim olacaksa Haris mi ya da başka bir isim Türkiye'nin hangisi faydasına Veya değil bunları konuşacağız Kimlerle konuşacağız Stüdyodaki hemen konuklarımı tanıtıyorum Efendim hukukçu Sayın Mücahit Birinci Bizimle birlikte Gazeteci Gaffar Yakınca evet. Ve Necdet Saraç Bizimle gazeteci Güzel. araştırmacı Ve geçen hafta ilk kez konuk almıştım biraz heyecanlıydı çünkü sahalara yıllar sonra döndü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın basın danışmanı, sağ kolu, kara kutusu e, ayrıldıktan sonra, görevden ayrıldıktan sonra ilk kez kritik gündem stüdyolarında bizleri kırmadı, bizimle birlikte oldu. Bugün ikinci defa ağırlıyoruz Volkan Gültekin'i. Hoş geldin Volkan Çok Gültekin. Yeni. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki e, Amerika'ya bir döneceğiz. Amerika'dan sıcak sıcak gelişmeleri alacağız. E, eminim sizin de söyleyecekleriniz vardır ama eğer... Bağlantımız e, hazırsa, hazır mı? Evet, bağlantımız hazırsa Dilge Timoçin'le e, bağlantıdayız. Çünkü e, Dilge Timoçin hem Vuhat e, Türkçe'de görev yapıyor, gazeteci arkadaşımız. Hem de Amerikalıların nabzını sıcak sıcak tutuyor. Önce ondan alalım bilgileri. Evet, Dilge Timoçin, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sevgiler, İyi günler. E, ee, çok teşekkür ederiz. Ee, herkesin gözü kulağı şu anda Amerika'da ne olacak, nasıl bir süreç bekliyor Amerika'yı. Biden'ın bu aslında bekleniyordu da Dilge ama yapmaz deniliyordu. Çünkü baskı da vardı bir taraftan istifa etmesi, daha doğrusu adaylıktan çekilmesi yönünde. Ama o ısrarla aday olmaya devam edeceğim diye dün böyle bir karar verdi. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Neden yani o kadar baskıya karşı direndi direndi. Dün neden böyle bir karar verdi Biden? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Net bir bilgi. Şimdi yayını açarken sen de söyledin. Doğru söyledin. Yani bekleniyordu ama son dakikaya kadar hala cumartesiye kadar yarıştan çekilmeyeceğini söylüyordu Sevgiler. Hatta yine cuma günü açıklama yaptı. Cumartesi basına sızan bilgiler. O yüzden dün mesela benim mesai günümdü. Ee, çalışırken bir anda bu haber geldiğinde ki sosyal medyadan yaptı bu açıklamayı doğrudan bir e de da e, gelmedi, direkt e, hem Instagram'dan hem Twitter'dan aynı anda bir bir sayfalık mektup açıklama yaptığında herkes şaşırdı. Amerikan basını da şaşırdı bir anda son e, son dakikalar nasıl girecek bir e, şaşkınlık yaşandı. Neden böyle bir karar aldı? Çok fazla habersizyot, tabii Amerikan basınında bilgi veren çok fazla kaynak var ama bizim anladığımız tüm bu haberlerden. Ee, zaten Covid geçiriyor şu anda Delaware'deki yazlık evinde istirahat halinde hala da Beyaz Saray'a dönmüş değil ne zaman döneceğini de bilmiyoruz ama burada görüşmeleri sürekli sürdürdüğü ve her zaman kendisi de söyledi anketler bana veriler bana kazanamayacağımı söyleyene kadar zaten çekilme niyetim yok şeklinde benzeri açıklamalar vardı. En hmm. yakın iki danışmanının yine son olarak Biden'la görüştüğü önüne verileri koyduğu anketleri koyduğu. Ve e, e, durdurulan bağışlar dahil bütün verileri paylaştı. E, biliniyor şimdi Amerikan basınında. Ancak Biden'a doğrudan şu söylenmedi, çekilmeniz lazım denmedi. Ancak bu kampanyanın yolu artık çıkmaz sokak Denedi. şeklinde bir paylaşım yapıldı. E, Biden yine de çok fazla insanla paylaşmadan önce ailesiyle istişare etti bütün bu durumu. Ve en yakın isimlerle konuştu. çünkü 27 e, Haziran'dan bu yana yani Trump'la karşı karşıya geldiği tartışma programından bu yana kendisine sırtını dönen isimler olduğunu düşünüyor. Haksız da değil çünkü çok fazla e, çağrı yapıldı bu adaylığı bırakması, seçim yarışını bırakması. Çok az kişiyle görüştükten sonra da bu açıklamayı yaptı. Sağlığımla ilgili değil diyor elbette ama... Yani baktığınızda elbette bu bilişsel becerileriyle ilgili o kadar çok fazla spekülasyon yapıldı ki, Hı -hı. tabi ortada da bazı görüntüler de var elbette bu tartışma Hı -hı. programı dahil. Dilge bir şey elbette sorabilir yoldu. miyim bu arada? Oldu. Şimdi biliyoruz ki X'ten yani sosyal platformdan yaptı açıklamayı değil mi dün? Yani bizim biz bize göre dün. Ee, peki ondan sonra hiç görüntüsü var mı Baydan'ın? Hiç canlı yeri yok hala Delaware'de. Bir şey olmuş halde. olabilir mi mesela bizde olsa bunlar konuşulur. Öldü falan yani denilir. Çok ağır hasta denilir. da açıklama geldi yani hani Covid semptomları ile ilgili hani durumunun çok kötü olmadığına dair açıklamalar geliyor. Yani şu anda bunun konuşmaları yakılmıyor açıkçası bizimle takip ettiğimiz kadarıyla ancak biraz daha iyileşmesi belki de testinin negatif çıkması sonuçta salgın bir hastalık daha sonra da Beyaz Saray'a dönmesi bekleniyor. O zaman işte Beyaz Saray'a döndükten sonra Washington'a indikten sonra da ulusa seslenmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle biz de zaten ilk görüntüleri eğer görürsek Delaware'den ayrılırken, işte helikopterine binerken, uçağına binerken öyle göreceğiz. Ama Kamala Harris bugün ilk hı. görüntüyü verdi. Bugün Beyaz Saray'da önceden hazırlanmış bir etkinliği vardı. Hı hı. Kolej atletleri, ulusal kolej atletleriyle hı hı. Sporcularla bir araya geldi hı hı. Ee, orada e, çok fazla tabii ki açıklama yapmadı henüz tabii ki önce Joe Biden'ın kameralar karşısına geçmesini bekliyor olabilir ama Joe Biden'ın ne kadar iyi bir başkan olduğunu övdü icraatlerini övdü ama daha fazla da e, bilgi vermek istemedi o da şu anda önce Joe Biden'dan gelecek açıklamaları bekliyor olabilir. Son gelen bir haber de yine Kamala Harris'in Delaware'ı Joe Biden'ı ziyaret etmeye gideceği şeklinde. Gideceği şeklinde ama gitmedi. <laughs> Şimdi bizim Türkiye'de olsa böyle bir olay yaşansa <laughs> e, sen de tahmin ediyorsun. Dur o yazlık kapının önünde 100 bin tane gazeteci vardı. Şu anda Amerika'da gazeteciler ne yapıyor? Bilgi almak için, görüntü almak için çabalayan e, bir, bir biçimde Biden'ın şu an kaldığı yazlık evde bir kulis almaya çalışan kimseler var bu Varsa neler yapıyorlar? Elbette var. Zaten Biden'ın Delaware'daki hayatını, oradaki tatillerini takip eden ayrı ekipler var burada Amerikan hmm. basınında. Yani Beyaz Sarayı ayrı takip ediyorlar, Delaware tarafını ayrı takip ediyorlar ve elbette herkes bir bilgi almak için yarışıyor. Zaten az önce verdiğim bilgiler de bu Amerikan basınının e, tanıdıkları aracılığıyla, kendi bağlantıları kaynakları aracılığıyla sızdırılan e, bilgiler en nihayetinde. Evet. E, ama şunu da unutmamak lazım ki zaten ABD gizli servisi çok konuşuluyor Trump'a suikast girişim yüzünden. Evet. E, gizli servis bir yandan da tabii başkanı korumaya, başkanın e, özel hayatını hmm. ve evin etrafını korumaya devam ediyor. Çok da yaklaşamıyorsunuz yani o etraftaki hmm. güvenlik çemberi gayet geniş tutuluyor. O yüzden herhangi, herhangi bir görüntü sızmıyor onu söyleyelim. Ama e, elbette Amerikan basını, Hani bizde bir tabir var ya yayın yıktılar. <laughs> e, neredeyse 24 saat oldu. Burada da yıkıldı. 24 Türkiye saattir de de yıkıldı, evet. yayınlar yıkıldı. Sabahtan akşama kadar hem Biden cephesini hem Kamala Harris cephesini hem de bir yandan tabii Trump cephesini takip ediyorlar. Peki Dilge, e, adaylıktan çekildiğini e, yazdığı ilk e, e, yorumundan, tweetinden sonra hemen sonra da önerim Kamala Harris dedi. Başkan adayı olması yönünde. bu bir kesim tarafından destek buldu. Bayağı önemli valiler destekledi, sanatçılar destekledi ama desteklemeyen de var Demokratlar cephesinde. Bu konuda bize ne aktaracaksın? Kamala Harris'in aday olma olasılığı ne kadar yüksek sence? Sen nasıl gözlemliyorsun bu konuda? Yorumlarını alalım. Dakikalar, saatler geçtikçe artıyor diyebilirim Sevilay. Çünkü dünkü ilk şoktan sonra Kamala Harris'e destek açıklandıktan sonra zaten hali hazırda bir e, kendi e, tabanı vardı Kamala Harris'in. Hmm. Onlardan destek açıklamaları geldi. Önemli isimlerden bekleniyordu, önemli valilerden bekleniyordu. Hani başkan adayı olarak yarışması beklenen başka valiler de olabilirdi. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. E, başka valiler de olabilirdi. Kimdi bunlar? Pensilvanya valisi vardı. İşte Kentucky valisi bir yandan Michigan valisi elbette Kaliforniya valisi Gavin Newsom bu isimlerin öne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Onlar da birer birer desteklerini açıkladı en son bugün e, tabii Gretchen Whitmer Michigan'dan Michigan valisi de açıkladı. E, son bir bilgi verelim bu arada. Elbette esas ağır topların işte senato e, çoğunluk liderinin temsilciler meclisi azınlık liderinin ya da Nancy Pelosi eski temsilciler meclisi başkanının Hı. destek verip vermeyeceği merak ediliyordu. İlk açıklamalarda Biden'a övgü vardı ama Kamala Harris'e bir destek yoktu. Ama şu anda gördüğüm son dakikalar arasında Nancy Pelosi'nin de Kamala Harris'e desteğini açıkladığı bildiriliyor Hı. şu anda. Bu size. önemli. Kamala, evet. evet. Kamala Kamala Harris zaten dünden bu yana yine kaynaklardan edinilen bilgiler, dünden bu yana bütün demokrat liderli, telefo, liderlerle telefon trafiği halinde. Bir yandan da bağış kampanyasını başlattı. 50 milyon dolara yakın da para topladı dünden bu yana onu da söyleyelim. Şimdi bakıyorum rakamlara Demokrat delegelerden binden fazla delegede zaten şu anda hali hazırda desteğini açıklamış durumda. Hmm. Onlarca temsilciler meclisi. Yani bağışlar yeniden mi hareketlenmeye başladı Biden çekildikten <laughs> bağışlar sonra? Bağışlar yeniden hareketlenmeye başladı çünkü bağışçılar e, dondurmuşlardı bağışlarını. Bazı bağışlar, bazı önemli bağışlar Biden'ın Durumundan dolayı bağışları kesmişti, dondurmuştu diyelim. Kesmemişti, dondurmuştu. Ama onlar da yeniden akmaya başladı. Önemli bir bilgi daha var tabii. Şimdi evet. Biden ve Harris beraber yarışıyordu. Biden'ın topladığı 90-95 milyon dolarlık bir bağış var. Onun için de başvurular yapıldı. Kamala Harris Biden'la birlikte yarışan ekipte olduğu için bütün bu bağışlarda Kamala Harris akacak gibi görünüyor. Peki, Dilge şunu merak ediyorum. Yani... Tamam Amerika şok yaşıyor, bütün dünyada <laughs> öyle. Ee, gördüğüm kadarıyla birçok kesimden iyi tamam iyi yaptın Biden teşekkür ederiz deyip hatta Kamala Harris'i gösterdiği için de e, destekleyen var. Çok merak ediyorum gitme lütfen bizi terk etme ne yaptın sen diyen var mı? Yani vatandaş e, anlamında demiyorum e, önemli isimlerden ne yaptın mahvettin e, bizi bırakma filan diyen var mı Biden'a? Benim gördüğüm kadarıyla yok. Üzülen var, öfkelenen var. Ee, yani Biden'ın bu kadar yalnız bırakılmasına öfkelenen var. Elbette sadık isimler var Joe Biden'a ama e, yansıyanlar şu anda yani en yakın isimler dahil Barack Obama dahil Biden'ın 50 yıllık siyasi kariyerini bir yere bırakarak ulusu ön plana koyduğu ve Amerika'nın geleceğini ön plana koyduğu şeklinde Hı. Övgülerle bahsediyorlar Biden'a yakın isimler ve demokratlar. Ama ne yaptın bizi mahvettin gibi bir e, yorum, Yok. herhangi bir açıklama görmüyorum. Peki e, Dilgeciğim şimdi ben biliyorum, stüdyodaki konuklarım da biliyor ama bilemeyenler olabilir izleyenler açısından. Bize bundan sonra e, nasıl bir süreç yaşanacak e, anlatır mısın? Yani demokratların adayı nasıl belirlenecek? Kim seçecek? Kim karar verecek? Kamala Harris olacak mı, olmayacak mı? Ben böyle hani e, senin akıcı bir şekilde bize bir özet yapmanı istiyorum. Nasıl bir seçim olacak? Nasıl kim, nasıl aday gösterilecek? Şimdi şu anda Kamala Harris dışında başkan adayı olabilecek isimlerin çoğu zaten neredeyse hepsi Kamala Harris'e desteklerini açıkladı. Evet. Hmm. Bir ay sonra Chicago'da Demokrat Parti ulusal kurultayı yapacak. Partilerin kendi süreçleri farklı. Cumhuriyetçi Partinin geçen haftaydı Milwaukee'de bu arada yerinde izledim. Onu da isterseniz konuşuruz. Demokrat Parti'ninkinde 4000'e yakın delegeler var ve çoğu zaten Biden'a olan desteklerini açıklamıştı. Biden'a oy vereceklerini açıklamıştı ve başka bir aday yoktu. Şimdi Biden çekildi. Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Bu şu anlama gelmiyor. Delegelerin hepsi otomatik olarak Kamala Harris'e mm -hmm oy verecek anlamına gelmiyor ama son 24 saattir olan bitene baktığımızda Kamala Harris'in karşısında yarışacak bir isim de olmayacak gibi görünüyor bu durumda Obama. yani şu anda Kamala Harris gidecek gibi görünüyor Michelle Obama konuşması evet, Michelle Obama. Çok fazla dile getirilen bir süreç değil yani evet belki sosyal medyada gündeme geliyordur biraz popüler bir konu ama Michelle Obama'nın böyle bir yarışa girmesi de beklenmiyor Barack Obama evet açıklama yaptı, açık kurultay açıklaması yaptı, Baş, e, demokratik bir süreç olsun açıklaması yaptı. Henüz Kamala Harris'e bir destek açıklamasında bulunmadı ama bu önümüzdeki bir ay içerisinde ya da bir hafta, birkaç gün içerisinde de destek vermeyeceği anlamına gelmiyor. Hı hı. E, Barack Obama büyük bir ihtimalle hani, yavaştan alıyor, Joe Biden'la konuşuyor, e, bir durum değerlendirmesi yapıyor ama az önce dedim ya, Nancy Pelosi'nin destek vermiş olması çok önemli. E, Kamala Harris'in e, bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor ve diğer isimlerden de yavaş yavaş diğer ağır toplardan da gelmesi muhtemel. Clintonlar da Baş destek verdi değil mi verdi. eski başkan, yani başkan ver, ve şimdi onlar de. hemen verdiler. Hı -hı. Hillary Clinton'daki Hillary Clinton 2016 seçimlerini Trump'a karşı kaybetmişti ki popüler aday oydu aslında evet. çoğunluğunu almasına rağmen sistemi yüzünden Amerikan başkanlığı kaybetmişti. <laughs> hemen destek verdiler. Barack Obama, özür diliyorum Bill Clinton da hemen desteğini açıkladı zaten. Şimdi yavaş yavaş artık işte Chuck Schumer'a bakıyoruz. Senato çoğunluk lideri hmm. ne diyecek? İşte Hakim Jeffries temsilciler meclisinin demokrat lideri ne diyecek? Bunları takip ediyoruz. Ama dediğim gibi delegeler oylarını kullanacak ve Zaten Kamala Harris'in ilk açıklaması bu başkan adaylığını kazanmak niyetindeyim şeklindeydi. Evet. Chicago'daki kurultayda bunu görüyor olacağız. Biz de BOE olarak takip ediyor olacağız bu arada kurultayı. Peki e, Dilgeciğim seni çok tutmak istemiyorum çünkü biliyorum ki başka yerlere de sözüm var. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Tam işin göbeğinden ve çok tatlı tatlı anlatıyorsun. Seni dinlemek keyif veriyor. Ee, ama ben senin şu konuş, konuşmandan şöyle anladım sanki Kamala Harris e, neredeyse aday gibi e, sen öyle mi hissediyorsun ya da gözlemlerin yani net olarak bir şey söylemen gerekirse ne dersin? Evet gözlemlerim veriler Kamala Harris'in e, adaylığının olacağı yönünde çünkü hemen anketlerde yapılmaya başlandı şu anda yarışa geç girmiş bile olsa... Trump'la aralarında sadece 2-3 puan fark var gibi gözüküyor. Hı -hı. Ve e, bu açığı kapatabilecek en güçlü aday olarak da Demokrat Partiler Kamala Harris'i görüyor gibi. Bağışçılar da aynı şekilde Kamala Harris'e de desteklerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Hı -hı. Tabii e, kadın başkan seçer mi Amerika? Size kısaca pek, ama... peki Kamala Harris anlatır mısın? İlginç bir kadın. Sanıyorum olursa eğer... E, Amerika'nın ilk Afro Hindistan Hint kökenli Başkan adayı olacak değil mi? Yanılmıyorum. Ee, ilk, i̇lk tabii ilk e, siyah kökenli aynı zamanda Güney Asya kökenli Başkan adayı e, olacak ilk kadın aday. Yani Hillary Clinton tabii ki çok konuşuldu ama e, Kamala Harris. Daha önce yani e, başkan yardımcılığından önce de zaten senatör olan bir isimdi. Zaten Amerika Kongresi'nde evet. tanınan bir isimdi. E, çok ciddi sorgulamalarıyla, sert sorgulamalarıyla tanınırdı. Çünkü e, Kaliforniya başsavcısıydı, hmm. hukukçu, sert bir isimdi. E, Biden'a karşı yarışmıştı, başkanlık adaylığı için e, kaybetmişti. Ama bu son dört seneye baktığımızda başkan yardımcısı olarak da elbette deneyim kazandığı alanlar oldu. Ee, özellikle tabii bu son dönemde kürtaj hakları, işte göç hmm. ve bireysel silahlanmayla ilgili işte katıldığı etkinliklerle de e, hem siyah hem e, kadın hem de azınlık oylarını e, etkileyebilecek bir aday olarak görülüyor. Dış politikasına baktığımızda evet. Biden'ın hmm. politikalarını takip edecek gibi görünüyor. E, NATO'nun gücüne inanıyor. Ukrayna'ya yardıma inanıyor. Belki İsrail Hamas Savaşı konusunda evet. Biden biliyorsunuz çok tepki görüyordu. Belki burada biraz daha bir yumuşak yüz olarak öne çıkabilir. Türkiye ile ilgili de çok fazla elimizde bir done yok ama şunu biliyoruz. Ermeni soykırımı sözde Ermeni soykırımı yasa, e, yasa tasarılarını da destekleyen bir isim en çok da sanırım e, Türk medyasında, Türkiye'de, sosyal medyada bu konu öne çıkıyor. Hı hı hı. Yani Türkiye ile ilişkileri henüz tam olarak nasıl yürür bilmiyoruz ama e ee, bu diasporanın yanında yer alan bir isim. Onun için bir mesafe koyabilir mi diyorsun Türkiye'ye? Ee, şimdi Kal Kaliforniya'da başsavcılık yaptığı için Ermeni diasporasında en fazla yaşadığı eyalettir Kaliforniya. O dönemde e, Ermeni diasporasına verdiği desteği biliyoruz ama en nihayetinde o zaman başsavcıydı. Şimdi başkanlıktan bahsediyoruz. E, tabii ki her şey değişebilir. Dış politika üretiminde bir ülkenin artık o noktada daha farklı... E, yaklaşımlarını görebilir Sonuçta her zaman denir işte uluslararası ilişkilerde bu dostluklar yoktur, çıkarlar vardır diye sürece göre hareket edecektir. Ama şunu biliyoruz, Türkiye NATO üyesi ve Kamala Harris de NATO'nun gücüne inanan bir isim. Güzel. Peki konuklarıma soruyorum. Var mı Dilge'ye soracağınız, merak ettiğiniz bir soru? Ben, Dilge Hanım, partinin sol kanadı, demokratlarda Cortez'in açıklamasını biliyoruz ama Sanders henüz açıklama yapmadı. Var mı o konuda bir bilginiz? Ee, Kamala Harris'e destek deme açısından tabii kastettiğim o. Evet, evet. Sanders şu anda hala bağımsız olarak kayıtlı ama Joe Biden'a teşekkür etti, övgülerini paylaştı. Ancak Kamala Harris'e herhangi bir desteğiyle ilgili ben bir açıklama görmedim şu dakikaya kadar açıkçası. Ama Demokrat Parti'nin sol cephesine baktığımızda Demokrat Parti de şu anda Cumhuriyetçi Parti gibi bir birlik görüntüsüne hemen hızla bürünmeye çalışıyor. Çok fazla orada tartışmanın yaşanacağını gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla düşünmüyorum. Evet, peki Dilge şimdi stüdyoda Mücahit Birinci AK Parti eski MYK üyesi. Hukukçu arkadaşımız var. Bugün şöyle bir yorumda bulununca bayağı bir paylaşım'a gitmiş insanlar. Erdoğan'ı devirmeliyiz diyen, Biden da gümüldü. Sıradaki gelsin demiş. Sıradaki Kamala Harris olma ihtimal var mı? Yani şunu soruyorum sana. Pek bilmiyoruz dedin ama Kamala Harris'in Türkiye'deki iktidara, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşımı, bakış açısı bu konuda bir bilgin var mı? Bu konuda bir bilgim yok. Kamala Harris'in de bu konuda bugüne kadar yaptığı açıklamalar e, mevcut değil benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Yanlış bir şey söylemek istemem. E, bir de çok uzun zamandır tabii e, Türkiye'den uzak yaşadığım için <laughs> bu karşılaştırmayı da yapmak pek bana düşmeyecektir diye düşünüyorum Kişisel ama Şöyle bir şey. şöyle bir şöyle bir gerçek de var tabii. E, Trump, önemli olan şu anda Demokrat Partililer için yapılan yorumlarda Trump olmasın. Yani Cumhuriyetçi Parti kazanmasın diye bir e, yaklaşımla da partililer oy verebilir. Ama Amerika'da tarihsel olarak seçimlere katılım çok yüksek olmuyor. Maksimum %70'lerde kalıyor. Önemli olan işte o partilileri sandığa götürebilmek. Sadece kararsızları değil, partilileri de sandığa götürebilmek. Bence bu, se ha. bu seçim rekora gidebilir katılım açısından. Belki de evet. Bir şey oldu değil mi? Bakalım. Trump karşıtı e, bütün demokratlar, demokratlara destek Trump veren demokratlar. De bir kilitlendi böyle bir, bir birleşti sanki herkes. Onun için Kasım'da seç, yani seçime katılım oranı çok daha yüksek olabilir mi Dilge? Her şey çok sıcak. Daha yüz günden fazla bir süre var. Çok yani var Şu evet. anda büyük bir heyecan, büyük bir coşku yaşanıyor. Büyük bir şok da yaşanıyor elbette ama bu yüz günde neler olacak? Yani bir bakar mısınız Tabii son dokuz günde Amerika'da olanlara? <laughs> Yani 13 Temmuz'da bir suikast girişimiyle başlayan süreçte hı hı. fırtına gibi değişiyor gündem. Önümüze daha 100 gün var. Bekleyip görmek lazım herhalde. Peki bir şey soruyordun sen Mücahit Bey. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan Kamala Harris'le o görüşmelerde bir teması falan... E, Mesela son NATO zirvesinde veya mi? daha önceki seyahatlerde... Erdoğanla Kamala Harris'in bir şeyi oldu mu face to face yani yüz yüze yan yana? Benim bildiğim kadarıyla benim bildiğim kadarıyla Peki. olmadı olmadı. Yan yanlış hatırlamıyorsam belki dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın Washington'dayken Blinken dışında Kamala Harris'te bir görüşmesi olmuş diye hatırlıyor olabilirim ama da istemem izleyiciler. Bu arada son sorum seni bırakıyorum. Trump ne yaptı, ne yapıyor? Trumpçılar, Trump severler. <laughs> Ee, sevindiler mi bu duruma? Yani Biden'ın adaylıktan çekilmesine yoksa üzüldüler mi? Ee, şimdi geçen hafta Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı Milwaukee'deydi. Dört gün boyunca ben de Milwaukee'de e, Cumhuriyetçilerle, Türkçilerle konuşma e, imkanı buldum diyelim. Ve e, şöyle bakan da var. Yani Kamala Harris olsun canım onu yenmek zaten daha kolaydı yani. Var ki zaten Donald Trump'ın ilk açıklaması bu. CNN'e hemen sonrasında Biden'ın yarışı bıraktığını açıklamasından hemen sonra CNN'e zaten tarihimizin en kötü lideriyle Kamala'yı yenmek çok daha kolay olacak dedi. Bir Cumhuriyetçilerin bir bölümü öyle bakıyor. Bir bölümü de aslında keşke Biden kalsaydı. Zaten çok zayıf bir liderdi diyen de var bu Cumhuriyetçi Hı -hı. delegeler arasında. Trump'ı Trump için ıı, niye kolay lokma Kamala Harris? Yani neden? İşte köklerinden dolayı mı? Şimdi, i̇lk açıklaması bu. Yani herhalde işte kadın olmasından dolayı. Özellikle şimdi Trump kampanyası e, sınırdan yasa dışı göç konusuna çok odaklanmış durumda. Ve Kamala Harris'in bu göçmenlikle ilgili politikalarda başarısız ve zayıf kaldığına e, yüklenmeyi de planlıyorlar gibi Hı -hı. gözüküyor. Ben bunu çok e, sık söylüyorum. Dünden de önce zaten Trump kampanyası stratejilerini eğer Biden çekilirse, Biden ayrılırsa hı hı. E, yeni başkan adayı kim olabilir üzerine de çalıştığı için Kamala Harris'in Kaliforniya'daki döneminden, hukukçu olarak başlayan döneminden bugüne kadar olan bütün seceresini, bütün açıklamalarını, evet. bütün konuşmalarını şu anda çalışıyorlar. E, Donald Trump şimdilik evet öyle dedi. Bakalım e, gerçekten kolay bir lokma olacak mı Donald Trump için ama dünden bu yana toplanan paralara baktığımızda karşılıklı kampanya videoları da çıkmaya başladı elbette. Ee, bir karşılaşma başladı. Sert bir karşılaşma başladı 24 saat içinde. Çetin bir seçim olacağını düşünüyorum ben uzaktan bakarak. Sen de herhalde öyle düşünüyorsun. Bayağı gergin. İlk sıcak, ilk gergin sıcak. bir seçim 24, 24 olacak. 4 saatte düşün, düşüneceğim bu evet. Çetin. Evet. Evet. Peki Dilge çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ee, yorduk seni ama çok güzel anlatıyorsun. Hep bağlan, hep anlat bize. Estağfurullah. Ee, sizi <laughs> görmek de yeniden çok güzeldi. Yıllar önce beraber başka bir kanalda çalışmıştık. Evet Evet, evet. E, yayınlar o kadar içten yapıyorsun ki muhabirlik işini sana heves ettim yani bir an gelip orada senin yanında o muhabirliği yapmak istedim. Çok başarılısın Ekiyoruz çok teşekkür zaman. ederiz. Görüşmek üzere. Ekol ailesi gün olarak gün günü günü. çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere çok teşekkürler. Evet e, Cahit Birinci hemen size döneyim. Erdoğan gitsin diyen Biden da çöktü. Sıradaki gelsin. Sıradaki Kamala olabilir mi? Olabilir. Erdoğan'ı göndermeliyiz diyordu. Ee, kendi gitti. Tabii bu şunu e, ifade ediyor. Yani gitti, Trump Valla ondan emin değilim götürdüler mi? <laughs> o da tartışmalı. Şimdi Biden gibi görünmüyordu, görünmüyordu çünkü. Bence birisi artık gitti dedi ona. Şu e, suikast girişiminin e, çok olumsuz bir etkisi oldu Demokrat partilerde. Evet. Yani çok ciddi bir panik havası oldu ve ondan sonra zaten Biden üzerinde çok ciddi bir tartışma başladı Biden figürüyle alakalı. Çünkü Trump hakikaten orada e, suikasti de belli bir imeğe yani şöyle bir adam düşünün. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Trump'la telefonunda e, sonra yani cesur adam e, tasviri çok doğru. Bir hal düşünün yani kulağınızı mermi sıyırıyor. Beyninize, kafanıza çok yakın bir noktadan geçiyor. ondan sonra fight fight diye o kameralara anında yani 30 saniye 40 saniye sonra onu söyleyebiliyorsunuz. Bu hakikaten bir sev sevme ama bir cesaret işidir bu. Cesur ve o noktada baş koymuş demektir bu. Hani Peki e, gerçekten bir planlı suikast mı yoksa Hayır, ben öyle planlı suikast, timsi bir şey mi? Hayır, olmaz. Şöyle hukukçu olarak ifade edeyim. Bir kere e, kardeşim bir adamı tutup kardeşim beni kulağımın şurasına vuracaksın 100 metre mesafeden. Ya ya yapar ya. Ya Sevil mümkün değil ya. Mümkün değil. <laughs> yapar yapar. Mümkün değil mümkün Sen, değil. Bak, homeland yani, olarak imkansız mi? Cahit diye. Bey. Homeland dizisini izledin mi Allah aşkına? Çok iyi seyrettim onu. E, değil mi? Ben, değil mi? Orada neler yapıyorlar yani şimdi ya, tamam. ama. o, <laughs> bir dakika kurşun değil de şimdi. Şimdi tak yani kalk bayağı yapacağım. Şimdi güya Burada kurşun. bir kan şeyim olsa. Hayır, bir saniye bir saniye şimdi. <laughs> Şurada şurada konuşurken şöyle bir şey geçiyor. Biz bilmiyoruz geçtiğini. Oh yapıyor, iniyor aşağıya. Aşağıda bir şeyler oluyor. Adamlar geliyor ama üstüne kapılıyor. silahıyla fail. Hayır, hayır, biri birileri orada bir jilet atı. Sanki jilet kesmiş gibi. Yok yok ama şöyle. Ya bu nasıl bir kurşun? <laughs> bir yani geldi oldu. geldi. Nasıl bir Allah'ın Ben e ısrarla komplo teorisi sahasında futbol oynamayacağım bak. Şöyle yapalım. Niye oynamıyorsun <laughs> ama. Yok yok, o çok zevklidir. İnanılmaz eğlencelidir ama bu adam ben değilim. falan değil ama bu bu. Ha şimdi lütfen ya kalk ayağa beraber yapalım şimdi. Bir de, oh yapıyor. İniyor aşağıya. Kürsü var. Hiçbir şey görmüyor. Kimse görmüyor. 7-8 tane de mi koruma üstüne... tarafında fotoğraf çektiriyor. arkada, arkada veriyoruz. Bakın, sevilir bir tarafından şey ya kurşunun geçtiği var. Söyleyeyim. Allah'ım oynayacağım aşkım. söz. Bak, söyleyeyim ilk önce şunu. Şimdi bir insanın böyle bir şey tutup veya CIA'nin işte kulağından vurayım seni gibi siz kurşun olduğuna CIA inanmıyorsanız. CIA demeyeyim de başka bir bakın, şey diyelim. Bakın siz bakayım. kurşun olduğuna inanmıyorsanız bu çok kolay tespit edilebilir bir şey. Çok acemice bir şey olur bu. İnanmıyor. Onun muhakkak kurşun olması şart onun bir kere. Hayır. Onu yaralayan şey. Neden? Mermi çünkü o balistik incelemesinde e, o tüfeğin atış yap... Çünkü suikast silahı ele geçti. O tüfeğin balistik incelemesinde atış yapıp yapmadığı ne zaman atış yaptığı ne kadar Hı. tespit edilecek hepsi. Edilecek, ee, evet. Tabii. Boş kovan olacak orada. Boş kovan oradan çıkmış mı çıkmamış mı ona mı ait değil mi? Mermi çekirdeği bulunmuşsa, mermi çekirdeğinin bulunma ihtimali de var. Bölge alan taranır, mermi çekirdeği bulunabilir. Dolayısıyla oralarda bu çok riskli bir operasyon olur. Kendine yaptırdıysa böyle bir çok riskli bu. Aldı ki i̇ki güvenlik ki. gruplarıyla Trump'ın arasının iyi olmadığı bir... De Trump, bir de Trump, doğru çok doğru. Bir de şu var. Tabii Trump öyle bir tezgah kurmuş ki ya yani bir kişi de ölüyor yani. Hani Trump iki kişinin katili bir zavallı tiyatrocu olan e, diyelim hani o teoriye göre failin katili iki bir de vatandaştan biri ya o da görev zayiatı falan <laughs> hani o şey Adamın olmaz Adamın kafayı evet. delip geç çok uygun değil hani bence ya ama tamam da sayın birinci tamam ben Yap diyorum musun? ki hakikaten kendi yaptırdı <laughs> <laughs> Hayır deme konuşalım istiyorum canım yani <laughs> e, Amerika burası Amerika daha her şey mümkün ben izleyiciler için de izlemeyenler varsa Homeland dizisini izlemelerine salık veriyorum. Çünkü orada CIA'nin yani Amerikan gizli örgütünün, CIA'nin, Amerikan derin devletinin birlikte neler yapabileceği gözler önüne kendileri tarafından seriliyor. Şimdi ben tabii ki de kesin bir dille demiyorum bu e, komplo yani. Ama örgüden. olabilir diyorsunuz. Olabilir diyorum çünkü evet. e, nasıl oldu ya o kurşun <laughs> sıyırdın ya Allah Allah yani... Ee, Kafam almıyor benim. O anda yere kapanması, sonra kalkıp fight, fight, fight. Ne cesur, ne cesaretli adam. Yani ee, tamam cesur. Şöyle da. ifade edeyim. Bakın o suikastin geleceği aslında bekleniyordu. Ben dahil bu televizyonlardan konuşuluyordu. Köşe yazıları yazıyordu. Bunlar yazılıyordu. Niye biliyor musunuz? Ben şunu söylüyorum. Bakın Obama Amerika Birleşik Devletleri için sistemin beyazıydı. Hmm. White. O rengine bakmayın. Ama Donald Trump sistemin zencisiydi tıpkı Kennedy gibi. Hmm. Kennedy de o sistemin zencisiydi. Hmm. Dolayısıyla böyle bir suikastin gümbür gümbür geldiğini zaten öngörüyorduk. Çoğumuz öngörüyorduk. Trump'a ben öngörüyordum. Benim 2021'de atılmış tweetlerim belli yani. Hani bu suikastin olabileceği Trump'ın karşısında. Çünkü neden? Şöyle. Yani Suriye politikasına da bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasına da bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya politikasına da bakarsak burada ee, o kurulmuş nizam var ya ne diyor onu establishment evet, müesses, müesses nizam. nizam. ha o kurul müesses nizam diye de böyle ta, şey şey tanrılaştırmaya gerek yok. Öyle bir şey değil bu. O işte tröstlerin, firmaların, bilişim firmalarının, e, silah sanayisindeki firmaların ve bazı işte e, kalender siyasetçilerin e, böyle oluşturduğu bir know-how tezgahı bir de bunların Zaten fikir ürettiği çeşitli dernek gibi vakıflar var. Bunlar şey değil yani. Hani ortadalar bunlar. Dolayısıyla o establishment dediğimiz müessesenin karşısında duran veya işine gelmeyen, o müessesenin işine gelmeyen politikalar üreten bak bir Kennedy, iki Donald Trump. Birisi suikaste kurban gitti, birisi de az daha suikaste kurban gidiyordu. Yani bu beklenilmeyen bir şey olsa, mesela hani sistem Trump'la nasıl kavga eder ya gibi şaşırsak, o zaman ha. diyebilirdik ki yani bu üretme bir şey mi? Garip bir şey bu yani diyebilirdik. Ama herhalde Amerika'daki elitler de istemezdi ki Trump o suikast sonucunda o establishment dediğimiz müesses nizam istemez ki Trump orada suikasten menfaat devşirsin ve başkan olsun. Ancak şunu ifade edeyim bakın hukukçu risklidir, tehlikelidir hukukçu başkan adayı. Şunu ifade edeyim. Bir kere e, yoğurt yiyişi ve e, analitik düşünce seviyesi yüksektir. Hiç Trump için kolay bir şey değil. Ben büyük bir ihtimalle o Harris'in Trump'ın karşısında konulacağı kanaatindeyim. Büyük bir ihtimalle. Çünkü hem kamuoyu satın aldı bunu hem de zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin o kafa takımı siyasetçileri var ya işte Obama gibi hala Demokrat Parti'nin daha doğrusu. Ve çok güçlü bir kadın. Kafa siyasetçi tabii. Kamala. Kafa siyasetçileri çok net bir şekilde Kamala'nın yanında pozisyon aldılar şu anda. Evet. Dolayısıyla Kamala'nın başkan adayı olacağı belli. Şimdiden belli. E onun da başına bir şey gelmezse tabii. Hani onu da söyleyelim. Bu garip bir hadiseler zinciri var Amerika Birleşik Devleti'nde. Şimdi Kamala e, sistemle son derece barışık Demokrat Parti'nin temsilcisi olarak e, şeyi Trump'ı son derece zorlayacaktır bak. Son derece zorlayacaktır ve hatta başkan olma ihtimali de var Kamala Harris'in. Bak kadın olması çok ciddi bir avantaj, dezavantaj değil. İki, iyi kahkaha atıyor olması bak gülme. Nixon sat, e, sakal tıraşı olmadı diye seçimi kaybetti Amerika Birleşik ya. Bunlara bunlara çok düşkün bir toplumdan bahsediyorum. Böyle eğitim seviyesi son derece yüksek, inanılmaz analitik kabiliyetleri olan, medeniyet derinliği olan bir toplum toplumu düşünmeyelim. Amerikan toplumu ortalama olarak Bak çok iyi kahkaha atması. Hakikaten bunlar avantaj. İyi iletişim kurabiliyorsa ki ona Güzel kadın. güzel yüz, kadın. 50 yüzü düzgün. E, 59 yaşında ama vallahi maşallah taş yani. gibi yani. Görüntüsü. Abi yani bakmış kendine. taş gibi kadın. <laughs> Ama öyle değil mi? 59 yaşında ben şaşırdım. ben e, kendine, bakmış, evet. 59 kendine bakmış evet. Hanımefendi kendine bakmış. bu noktalarda Amerika Birleşik Devletleri, de, Devletleri toplumunun ben bu noktalarda Amerika Birleşik toplumunun ben mail edeceği kanaatindeyim her ise. Sanki Mücahit Bey de sizin söylediğiniz duvardan duvara gibi. vururlar ama. Ben, <laughs> ben demedim ama şimdi <laughs> şey, dedi diyecekler. Başka diyebilirim yani. Hiçbir <laughs> bir beis görmüyorum. Evet. Peki. Son derece zorlu bir rakip. Hiç öyle Trump onu tabi şey dik tutmaya çalışıyor. Cesur gözükmeye çalışıyor. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ve etrafına da moral vermeye çalışıyor ama Biden çok içine gelir tabi Trump'ın. Hmm. Ya çiğ, çiğ yiyecekti Biden'ı yani. Ona Biden. hazırlanmıştı. Biden. Şu anda şu anda sorun. Biden zaten niye aday Yenmeye de gerek yani yok diyorsun. Yani yani, Biden. yani. Hayır, yani gerçekten Rastlanan o hafta son son hareketleri, yani. son hal ve davranışları evet. çok kötüydü. Yazık adama. Maalesef. Ee, geçen gün gitmiş karısı diye başka birinin elini tutmuş filan. Sonra karısı geliyor, eşi geliyor. O değil ben buradayım filan. Ya yani adam son günleri gibi gerçekten rahatsız. Ben mesela bu şey Covid'den dolayı da filan olduğunu düşünmüyorum. Başka bir şeyler var çıkar ortaya. Peki Volkan sana döneyim. Ee, kısaca bir senden de Amerika e, Biden ve işte gelecek aday Kamala Harris ile ilgili fikrini alayım. Türkiye için iyi mi olur Kamala kötü mü olur? Onu zaman gösterecek. Amerika genellikle pragmatist bir devlet olduğu için bugüne hmm. kadar yaptığı politikaları, uyguladığı politikaları genel bir ilke ve rasyoneliteye dayandırıyordu. Zaten Amerika'nın genel özelliği oydu. Belirli ilkeleri olan bir devletti. Rasyonel bir devlet aklı vardı ama son dönemde işte temel değerleri sarsılan bir Amerika görüyoruz. İşte dış işlerinde hiç olmadığı kadar karışıklık yaşayan Yahudi lobisiyle Orta Doğu'daki insani değerler arasında kalan Tayvan'daki sorun, işte Avrupa'daki meseleler, Ukrayna-Rusya savaşı derken, e, Amerika'nın bir sıkışmışlık yaşadığını görüyoruz. İşte e, Biden'ın burada e, biraz önce şey yaptık böyle aklı gidiyor falan dedik ama bir de 50 yıllık geçmişi olan, çok ciddi bir ağırlığı olan da bir siyasi figür demokratlarda. Ancak Trump'a karşı bu seçimde anketlerde geride kaldığı gözüküyordu. Ben burada danışıklı dövüş olabileceğini düşünüyorum. Biden'ın e, bu bu raddeye geldikten sonra yani o 50 yıllık demokratlar içindeki ağırlığıyla birlikte adaylığının açıklandıktan sonra e, bu seviyeye geldikten sonra son 3 ay kala geri çekilmesinin bir planlı bir organizasyon olabileceğini ha, düşünüyorum. Yani bu ben bir olayım sonra Kamala'yı kendim işaret ederim. Ve şu anda yeni bir heyecan kattığını da hep birlikte gözlemleyebiliyoruz aslında Amerikan seçimlerine. 100 gün olmasına rağmen Ölümü gösterip tutmaya razı etmek. Ha, bravo o da olabilir. E, yani 100 Doğru. gün e, kal, kalmasına rağmen bakıyoruz şu anki anketlere aradaki puan farkı 2-3-4 gibi gözüküyor. Bu da kapanmayacak bir puan farkı değil. Türkiye'de biliyorsunuz yani 100 günde 10 puan 20 puana çıkabiliyor, 20 puan 5 puana düşebiliyor. Yani iyi bir kampanyayla demokratlar ilk kez belki de bu kadar umutlu oldu. Dünden bugüne çok umutlu hale geldiler. Bu bir bu, bu noktada bir danışıklı dövüş ol, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok kutuplaşmış bir yapı var artık Amerika'da. Tamam cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak bakıyoruz ama uç sağ, uç sol, liberaller, muhafazakarlar, otoriteler Farklı farklı düşünceler çok ön plana çıkmış durumda. Demokratların burada kendileri bir hamle yapmaları gerekiyordu. Bir böyle ses getirecek bir hamle ki suikast olayından sonra suikastler devleti, Mücahit Bey o konuda katılıyorum, 30 tane suikast olmuş başkan adaylarına. Dördü başarılı olmuş hatta bunların. Dolayısıyla böyle bir dönüşüm sağlamaları gerekiyordu. Belki de bu dönüşümü bu değişiklikle sağlarlar. Belli ki e, aday Harris olacak gibi hem kamuoyu satın aldı hem de parayı da satın alıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla e, Biden'a verilen e, kampanya desteği herisi e aktarılabiliyor. öyle dedi Harris yaşında bir de, aday olursa aktarılamıyor diyebiliyorum. Dolayısıyla e, parasal açıdan da toplanmış ortada 100 milyon gibi 100 milyon dolar gibi bir e, para var. E, dolayısıyla ben bunların demokratlar bir heyecan getireceğini düşünüyorum. Planlı Ama bir... Türkiye açısından ne olur bunu açıkçası. Hani e, Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişkileri açısından nasıl gider bunu bilmiyorum. Çünkü e, Trump döneminde de çok inişli çıkışlı. Evet belli dönemlerde iyi anlaştı Türkiye ile ama belli dönemlerde de küstahça yazdığı mektupları vesaire Bunları da hatırlıyoruz. Bunun işte, ekonomik müdahale o fenaydı. O çok fenaydı. Doların gücünü göster evet. gösteriyoruz gibi böyle diş gösterme gibi hamleler yapmıştı. Dolayısıyla hani e, ekonomik müdahale veya işte... E, diğer müdahaleleri şey yani dengesiz bir politikayız dedi bugüne kadar. Hmm. Ama Biden'da da zaten hiçbir zaman bir üst seviyeye çıkamadık. Belli başlı zirvelerde buluşmalar ya da ikinci üçüncü seviyede görüşmeler gelmedi gibi. Türkiye'ye. Efendim? Bir türlü Gel, gelmedi, gelmedi. Türkiye'ye. Aslında sürekli dengesizlikten bazen de hani kötülükte denge aranır yani. ya bu adamları zaten biliyoruz. Biden'ın politikası Türkiye'ye karşı bu. Orada bir Biden aslında Biden'ın Türkiye mesafe konusunda bir istikrarı vardı yani değil mi? Daha tahmin edilebilir bir yönetim şekliydi aslında Biden'ın. Ya diğeri Suriye'nin kuzeyinde e, mesela kamuoyuna karşı e, böyle büyük büyük sözler falan da diyordu. Küstahlık yapıyordu ama e, o fiili noktada Amerika Birleşik Devletleri hakikaten Türkiye'nin operasyonunda bak hiç tavır sergilemediğini gördük biz. Sıfır temas, sıfır tavır. Hı hı. Sahada hiç yoktu. Ama sürekli iş, işin şey peşindeydi. E, aktörlüğünü yapma peşindeydi, rol peşindeydi yani Trump kamuoyuna karşı. Asla izin vermeyeceğim çıkacaksınız oradan falan gibi aktörlük yapıyordu. O iş çok iyi beceriyor. Ama Biden'da daha istikrarlı bir e, yani iyi ilişki değildi ama e, ne yapılabilir öngörülebilirliği daha yüksek bir şey vardı ilişki vardı hı hı. Biden'da. Peki Necdet Saraç? Ee, son şey son <laughs> derece doğru aslında bu tartışmalarda Biden sonuçta müesses <laughs> nizamı temsil ediyor. Yani belli bir kurumsallığı temsil ediyor ve Türkiye politikası açısından çok bir şey değişmez Kamala Harris'in gelmesi. Ee, Trump aslında <laughs> öngörülebilir bir adam. Ama mesela İsrail'de daha şey yani e, Dilge de söyledi de. E, Kavala daha... E, yani, e, Trump Kudüs'ü e, başkent falan... E, tabii yani Trump'la kıyasladığında Trump tabii başka bir şey. Yani. Biden'dan da daha... Hayır, e, hayır. E, tabii, yani Kamala, Kamala Harris, Biden'dan da... Daha da, şahin. E, hayır, hayır, şahin değil. değil. Daha barışçı. Öyle mi? daha mi? barışçı. Ha, hayır, Kamala yani, Harris şeyi savunuyor. Anladım. Evet. İki devleti yani, savunuyor. İsrail'in bir an yani, önce İsrail, 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 İsrail savaşı Hı. durdurması gerekiyor. gerektiğini savunuyor ve bunu sert dille söylüyor. Yani şey doğru yani Kamala Harris'in sonunda yaptığı konuşmada kamuoyuna da yansıyan bir gerçeklik var. Ee, İsrail'de, İsrail Filistin'de iki devleti savunuyor. Ya da onu telaffuz etti. Ee, ama şey öngörülebilir bir iş. Ee, yani Biden e, gerçekten şeyi temsil ediyor. Şimdi sistemi temsil eden, e, o kurumsal yapıyı temsil eden bir isim. E, Kamala de burada çok değişik e, bir çizgi izlemeyeceğini görmek gerekiyor. Kaldı ki önümüzde <laughs> Obama gibi önemli bir örnek var. Yani Obama e, şey başkan seçildiğinde Obama Amerikan politikalarındaki o saldırgan politikanın değişebileceği tartışması çok oldu ama gördük ki temel politika değişmiyor. Evet. Temel politika değişmiyor. Yani Amerika açısından da e, bu anlamıyla da e, görünen o e, sonuçta Harris e, başkan adayı olacak demokratlarda. o politikanın dış politikanın çok ciddi biçimde değişmeyeceğini e, söylemek gerekiyor çünkü Biden dönemi e, çok net bir biçimde Amerika'yı yeniden Keşke. en güçlü Amerika yapma e politikasıydı. NATO'nun bu kadar öne çıkartılması tesadüf bir iş değil ki. E, hatta bu e, bütçelerdeki yüzde payın ödenmesi, e, genişleme politikası, İsviç'in Finlandiya'nın sürece dahil edilmesi, Japonya'dan Avustralya'ya kadar yeni bir hat açılması tesadüf değildi. Yani sonuçta e, Amerika kendisine göre eski Amerika olmak istiyor. Çin'in ve Rusya'nın etkin olmadığı, Amerika'nın tek başına belirleyici olduğu bir hattı e, izlemeye çalıştı. Başarılı oldu mu? Başarılı olmadığını görmek mümkün. E, ben e, Kamala Harris'in burada çok fazla politik bir değişiklik olacağı kanaat ne diyeyim? Çünkü bu politikalarda şey şu tabii dünya ilerlemiyor, geriliyor. Amerika açısından öyle. Yani ciddi bir gerileme var. Demokrasi, insan hakları, hukuk ve benzeri şeyler. Şimdi Biden normal demokratları temsil ediyor. Demokratlarda Zenders gibi bir adam var. O yüzden demin sordum. Ya da Cortez gibi bir kadın var. Yani genç, dinamik, kamucu, başka bir yerden bakıyor. Ama Biden'a desteklediler. Desteklerken en önemli şey şuydu. yani ee, mesela diyelim ki e, Biden'ın izlediği politikanın, özellikle dış politikanın ee, Bush'tan ya da reğından ne farkı vardı diye ciddi bir tartışma var çok kamu olur, çok kamuoyunda. Tamam. E şimdi bunu görmek lazım. Ee, Trump açısından Trump e, çok daha farklı bir şey. Yani işin e, Trump'ın işlemediği suç yok. Yani aslında otoritenin tümüyle karşı İş dünyası dahil, vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere yani taciz, tecavüz gibi bir sürü suçtan yargılandı. Hı hı. Ee, yani iddia demek lazım tabii onlara şu an. Yani bir sürü suçtan yargılandı yani öyle diyeyim Yani, yani 25, adamın da masumiyet karinesini şey yapmıyor 25 25 civarında sanıyorum şey e, Farklı suçlardan yargılanmış e, Ama Amerikan yasaları bildiğim kadarıyla Yani siz daha iyi bilirsiniz Amerikan yasaları başkan adayı olmasına da engel değil Ama şöyle bir yanı var Yani şimdi mesela Trump açısından baktığınızda Trump aslında dünyada o yükselen otoriter çizgiyi temsil ediyor ve yani deyim yeri neyse millici. Yani baktığınızda millici doğru. Yani öyle millici, bir milli. öyle bir doğru. yanı var. Temel ayrım da o zaten. Tabii Hristiyanlığı ve yani aile o, değerleri. Atom meselesini tabi. hatırlayın kendi döneminde de seçim bir dönem. Dağılsın gitsin diyor Tabii canım yani yani bunları yani biz mi bakacağız bu işe? Yüzdekileri <laughs> vermediği için doğru, bütçeden, Doğru. bir e, yaklaşımı var. Doğru. Bu tabii Amerika açısından yani e, Biden'ın üzerinde yükseldiği üç tane önemli kurum var. Yani demin söylediniz gerçekten Amerikan dizilerini söyledince yani fiili olarak suikastler ne siz Amerikan dizilerini söyledince her şey olabilir. Yani böyle bir algı da oluşuyor yani dizilere e, baktığınızda ama bildiğimiz bir gerçeklik var. Yani sonuçta CIA, Pentagon ve silah sanayinin e, üzerine oturmuş bir şey. Establishment var. Sistem var yani evet. şimdi bu mesela bunu görmeden e, atıfta bulunmamak lazım. Çünkü Amerika şöyle bir ülke ya. Yani şimdi yani Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne bakıyorsun. Aslında dönemsel olarak çok önemli. Fransa'da 1789 Fransız Devrimi'nden önce adamları ilan etmişler. Baktığınızda aslında çerçevesi çok iyi bir çerçeve. Yani arkadaş böyle bir ülkede 1900'lerin sonuna kadar neredeyse ırkçılık şeydi yani hakim Kanuni olarak da 1963'e kadar Eyalet işte her her düzeyinde Yani eğer şimdi, düzey yani tabii, tabii. şimdi suikastler dönemi diyoruz Martin Luther King'i kimin öldürdüğü halen belirsiz ya, Yani silah çekme açısından ha, Ya da Malcolm evet, Yani Şimdi baktığınızda böyle bir Amerika'dan Bahsediyoruz ee, Yani bazen şöyle bir şey oluyor ya Amerika sanki demokrasinin şeyi Evet 1777'de adamlar inanılmaz Bir bildirge yayınlamışlar Ama öyle bir Amerika işte Doğru. Martin Luther King gibi önemli bir Evet e, Aktivisti, insan hakları savunucusunu çok rahat öldürebiliyor ya da öldürüyor ya da demin söylendiği gibi Kennedy meselesindeki örnekte de. Ya burada tabii şöyle bu sürpriz bir iş değil yani e, beklenen bir şey miydi beklenen yani çünkü Biden de aslında yine de tartışma değil işin doğrusu bir bir buçuk yıldır çok konuşuluyordu çünkü e, Biden'in e, yalnızca yani fiziki yaşından öte. E sonuçta e, ciddi şeyleri vardı yani boşluğa yürüme, boşlukta sıkışma, sağlık problemleri. Sağlık problemleri vardı. Ama ciddi. Evet, yani ciddi. Değil. Ya tabii son örneklere baksanıza yani sonuçta yardımcısına <laughs> Trump dedi. Şeye Zelenskiy'e, Putin Putin dedi. Dediği işte demin siz de söylediniz. Eşi yerine başka bir kadın orada taktik olabilir tabii. Robot olmayan sandalyeye <laughs> oturma <gülüyor> Yani, Ya benzetmek gibi olmasa, ama ben de o tarihlerde muhabir olduğum için ve yakın takip ettiğim için ben Biden'ın o son şeylerini rahmetli Bülent Ecevit'in Ecevit. son, tabii, bir çok son şey. hallerine çok benzettim. Bir ee, çok, bir çok rahmetli çok Bülent Ecevit'in de son dönemlerinde bir takım işte sağlık sorunları nedeniyle işte şey yanlış insanın elini evet, sıkma, işte, yanlış, yanlış yere yönelme. Ya şimdi tabi buna rağmen Çünkü bakın buna çeşitli. rağmen şöyle bir gerçeklik var yani kutuplaşma evet, o yüzden ben dünya ilerlemiyor. Farklı biraz da. Ee, dünya geriliyor. Bakın bütün bu şeylere Nasıl rağmen. Biden'ın bu bu Bülent yaptığı işlere tedavi rağmen. tedavi noktasında çok ciddi şahibeleri olan bir durumu var. Ee, o başka zaman zaman ama yani olursa, evet. hayır, ben şey diyorum tabi, yani toplum içinde şey. kameralar önünde, insanların önünde e, ee, rahmetli ben birebir e, e doğrudur. takip doğrudur. ettim yani. Çok da yakından takip ettim muhabir. Son hatta Rahşan Hanım'la rahmetli Allah rahmet eylesin ikisine de. Ee, Habertürk'ün şu stüdyo yani biz bu, buradayız bu binada. Ee, Habertürk'ün kurucusu olduğu işte Ufuk Güldemir rahmetli o da. O, o zaman... E, rahmetli şeye gelmişti. Küçük Çekmece Belediyesi'ne ziyarete gelmiş. Ben de muhabir olarak gidip onları kapıp Rahşan Hanım'la stüdyoya getirmiştim. Çok güzel. Hatta keşke nerede o arşivler bilmiyorum. Canlı yayına geçmiştik. Ee, öpmüştü. Rahşan Hanım'ın yanağından öptürmüştüm falan. Ee, çok iyi takip ettiğim için Hı. söylüyorum. Öyle boşluğa düşmeye ya, yani e, bir şey söylüyorsunuz anlamıyor bir daha tekrarlıyor. Yani devamlılığı zorunlu gibiydi o zaman da biliyorsunuz ama sonra Allah rahmet eylesin mecburen evet. ayrılmak zorunda. Ya şimdi Biden mesela bu ağlam ile kıyaslama yapılıyor da bakın bu şeye rağmen kutuplaşma ölçüye varmış ki yani kamuoyu yoklamalarında bize benzer bir durum var 48-52. Yani suikastten sonra da yapılan kamuoyu ölçümlerinde 47-53'tü. Yani Biden 47'ydi evet. 47 idi, Trump 53'tü ya da 52 idi. Şimdi evet. bu şunu gösteriyor tabii aslında güçler dengesi açısından zor bir seçim olacağı çok daha net bir biçimde ortaya çıkmış durumda. Yani şimdi siz o KC çekilme imzasını başkası mı attı meselesi? ya Bundan bağımsız olarak da, yani sonuçta bir basınç oluştuğu belli. Yani demokratlar o anlamıyla demin çizmeye çalıştığım çerçevede kaybetmek ister mi süreç? Yani evet. Trump gibi kontrol edilemeyecek ve gelme ihtimali, kazanma ihtimali güçlü Hayatı da öyle bir şey. Yani kendi hayatı da öyle. Yani sürekli inişler ve çıkışların olduğu bir siyasi aktör karşısında bu tür şeyler olabilir ama seçimin çok zor geçeceği kesin. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Ben tabii Kamala Harris'in şansının daha yükseldiği kanaatindeyim. Birisi... Çünkü bir şey oluşacak orada Yani seçimlere katılım oranı Şimdi... Bir, bir birkaç izleyici demiş ki yahu Amerika'nın derdi bizim mi gerdi kardeşim biz geliyor tabii ama, işte. ama yani doğrusu <laughs> diyorlar başka ya bütün herkes diyor Amerika'yı konuşuyordu dön de diyor memleketi konuş memleket yanıyorlar ama memleket yanıyor sen memleketi konuşmuyorsun Amerika'yı konuşuyorsun ama ee, memleketi yanmasında da doğrudan Amerika'nın rolü sor. var yani. Ee, gerçekten şey mi sanıyorlar hani memleketi konuşmamak için Amerika'yı konuşmuyoruz burada. Amerikayı konuşmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz için ben tabii ki memleketi konuşmak istiyorum. Hemen sözü var yakıncaya vereceğim. Sen de Amerika ile ilgili şöyle kısa bir analiz Aha. yap. Biz bir memlekete dalalım. Şöyle... Ne olur? Memleketi konuş diyor çünkü izleyenler. Peki yani seyircimize de saygılı olun evet. ama bu bir işimiz bu bizim mesleğimiz. Amerika'nın derdi bizi gerdi Dü mi? Dünyadaki Güzel olan de bir şu an şu an bütün dünya bunu konuşuyor ama yani. bütün dünya biz konuşmuyoruz. Evet. Bize özgü bir durum değil. Tüm dünya konuşuyor. Bu çok önemli bir konu. Neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hala en büyük ekonomik gücü, en büyük askeri gücü, en saldırgan gücü ve emperyalizmin merkezi bu herkesin ittifak ettiği bir konu. Hı hı hı. İyi kötünün ötesinde bir durum var. Oradaki değişiklikler, siyasi değişiklikler hepimizi ilgilendiriyor. Şimdi Biden hikayesi şöyle bir şey, çok tuhaf bir durum var. 27 Haziran'da biliyorsunuz bu münazara programına çıktı CNN televizyonunda. Hı hı. E, ve çok kötü geçti o program. O programdan sonra puanları hızla aşağı indi. E, şimdi Necdet Bey el, 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 53 48 falan dedi ama 58'leri falan gördü Trump. Yani 60'a yaklaştı. Çok değişkenlikler oluyor. Başarısızdı. Çok ilginç bir şey oldu. Yani nadir görülen bir şey oldu basında. 28 Haziran tarihinde New York Times gazetesi Amerika'nın en güçlü gazetesi demokratların yayın organı, demokratların da en güçlü gazetesi New York Times bir başyazı yayınladı. Yazıyı editörler kurulu yayınladı. Yani altında bir tek imza yok. Bu ne demek? Gazetenin bütün yazarları ortak, o editörel kurul bütün yazarların ortak görüşü demek. Hepsi düşünün bütün köşe yazarları ortaklaşa bir yazı yazıp altına imza atıyorlar. Ee, yayın yönetmeni de dahil olmak üzere ve Biden'a çağrı yaptılar ertesi gün. Sıcağı sıcağına. Dediler ki ülkene hizmet etmek istiyorsan ülkene hizmet etmek için yarıştan çekil. Şimdi bu çok tuhaf bir durum. Yani siz yeni konu gazetesiniz ya. Size mi kaldı yani başkanın dayının kim olacağını? Bizde de oluyor ya bazen mesela Kemal Bey ile ilgili olmuştu. Çekilsin, gelsin, gitsin. Gazeteciler bunları konuşuyor. Yani fikir beyan etmek ayrı bir şey ama bir gazeteden baş yazı yayınlamak, bu şekilde hücum etmek çok tuhaf. Başlama vuruşunu New York Times yaptı. Arkasından demokratların önde gelen isimleri, gazeteciler, işte Washington Post, diğer önemli önde gelen Wall Street Journal gibi gazeteler hepsi yüklendi. Sonunda 3 hafta gibi bir sürede de sonucu aldılar. İlginç bir şey var. Biden'ın veda mektubu, yani adaylıktan çekiliyorum dediği mektupta kullandığı cümle, kullandığı cümle New York Times'da yayınlanan makalenin başlığıyla aynı. Hmm. Bir gönderme yapıyor Biden. Beni yediler diyor. Ülkeme hizmet etmek için geri çekiliyorum diyor. Hmm. Birebir aynı cümle. özellikle baktım, birebir aynısını kullanmış. Yani İngiliz yok, aynı cümleyi kullanıyor. Ve o makaleyi, başlama vuruşu yapılan makaleyi işaret ediyor. Şimdi çok tuhaf bir durum var burada. Biden gerçekten yetersiz biri mi? Yoksa yetersiz mi gösterildi? Şimdi Biden 3-5 ay önce 14 milyon demokrat seçmenin ön seçim tercihiyle geldi. Amerika'daki sistemde biliyorsunuz başkan adayı o partinin bizde bizim ön seçime benzer bir şeyle geliyor. E, kayıtlı seçmenler var. Parti üyesi gibi düşünün bunları. 14 milyon insan bizi yarışta bu temsil etsin dedi. Ne oldu? Şu 5-6 ayda mı bu adamdaki sağlık sorunları ortaya çıktı? Yani şu 8-10 ay içinde mi bir anda bu kişi Bizim gördüğümüz o tuhaf şeyde eskiden de vardı sergiliyordu birkaç yıldır oluyordu. Fakat burada bir şey değişti belli ki. Değişen bir şey var. Ne değişti de seçime bu kadar kısa bir süre içinde demokratların adayı ve aynı zamanda Amerikan başkanı olan kişi yarıştan çekildi. Burası çok kritik çünkü e, rakibi Trump şu anda diyor ki e, Amerikan başkanlığı da yapamaz bu adam artık diyor. E, aday olamayacağına göre diyor. Başkanlığı niye yürütüyor? Beş ay nasıl yöneteceğiz biz? Amerika istifa etsin diyor. Başka bir noktaya iş geldi dayandı. Şimdi bu Amerikan tarihinde iki tane daha benzer olay var. İki kez daha olmuş bu hadise. Demokrat başkanlar, Demokrat Parti'den gelen başkanlar seçime bir yıldan daha az süre kala seçimden çekilmişler. Birisi 1952 Truman, diğeri 1968 Lyndon Johnson. Bu meşhur Johnson mektubunu evet. yazan terbiyesiz var ya o. Lyndon Johnson 68'de, Truman da 52'de çekiliyor. Seçime bir aydan daha az kala süre, süre kala. Hı hı. Çok enteresan Gerekçiler bir mi? şey sağlık var. Sağlık sorunu Evet. Gerekçeler sağlık Yok, söyleyecek. Işte, sağlık değil. Zaten gençler buna. Bir 67 bir 59 yaşında. Şimdi Turman'ın zayıflaması ve seç çekilmek zorunda kalmasının sebebi Kore Savaşı. Kore Savaşı ve Kore Savaşı ile bağlantılı silah sanayine dair yolsuzluk iddiaları. Doğru. Büyük yolsuzluk iddiaları. Johnson'ın çekilme sebebi de Vietnam. Vietnam'da 68'de Ho amca çok büyük bir yumruk indiriyor şeye Amerika'ya büyük yumruklardan birini yiyor. 68'de çok büyük bir yenilgiye vuruyor. Yani bir cephe savaşlarından birini kaybediyor. Vietnam konusu zaten Amerika'da Vietnam karşı... çok sendrom. Şeyler, Tabii savaş sendrom. Karşı, karşı, karşı şeyler önümden. yükselmiş ve şey şeyde Johnson da bunun üzerine çekiliyor. Yerine bunların yerine daha güçlü adaylar koyuyorlar. Fakat her ikisi de kaybediyor. 52 seçimlerine Eisenhower işte şeyi de 68 seçimlerinde Nixon kazanıyor. Şimdi 2024'te tarih tekerrür mü ediyor acaba diye bakınca ben şu soruyu soruyorum. Gerçekten dünya konjonktüründe devam eden şu an devam eden savaşların Amerikan politikasına etkisi var mı? Bu iki örnekte görüyoruz. Yani Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı birer başkan yedi. Bugün de dünyada iki tane önemli savaş var. Birisi Gazze'deki soykırım, onların kullandığı teknik adıyla İsrail Hamas Savaşı, diğeri de Ukrayna Rusya Savaşı. Her ikisinde de Amerika'nın pozisyonu koşulsuz olarak destek pozisyonuydu hangi yönetim? Şöyle bir itiraz yapsam hani Olur. orada Johnny ölmüyor ya yani Amerikan askeri Ukrayna'da da İsrail'de ölmüyor. Far, tabii farklı bir durum var. Tabii, tabii. Evet. Fa farklı bir durum var. reaksiyon Vietnam'da oluşmadı. Ya Vietnam'da John ölüyor. Tabii tabii. Farklı bir durum var. Kesinlikle öyle. Şuraya bağlamak isterim. Şimdi bakın bu Kamala Harris'in İsrail konusundaki politikası daha serin kanlı. Şimdi elimizde rakamlar var. Bu Harvard Caps ile Harris Poll'un araştırması bir önemli bir Amerikan şirketi. Harvard'a bağlı. İsrail Hamas savaşı konusunda e, Demokrat Parti'nin yani Biden'ın politikasını onaylıyor musunuz sorusuna verilen yanıt ekimde %44 onaylıyor. Nisan'da %39, mayısta %36. Hızla düşüyor. Yani Biden'ın İsrail yanındaki tutumu Amerikan halkı tarafından onaylanmıyor gençlere baktığımızda, bakın çok enteresan, oranlar iki kat artıyor. Yani Amerika'da 50 yaş üstü nüfus İsrail desteklenmelidir diyor. 50 yaşın altındakiler bu doğru bir şey değil diyor. Demokrat seçmende ise çok daha kritik. Çünkü demokrat seçmenin gençleri solcu. Yani onların anlamında solcu diyelim. Bizdeki gibi değil belki ama demokratlar öyle bir tabana hitap ediyor. Bunlar da İsrail'e bu şekilde destek verilmesine karşı. Ukrayna Savaşı'na bakalım. Mart 2022'de Ukrayna'ya çok fazla yardım yapıyoruz, aşırı yardım yapıyoruz diyen demokratların oranı yüzde beş. Nisan 24'te iki yıl sonra yüzde on altı, üç katına çık Çok fena ya. Yani demokrat parti seçmeni diyorum bakın Amerikan halkının genelini demiyorum. Gençlere baktığımızda gene bunların iki kat arttığını görüyoruz. Hı -hı. Toparlayalım Ukray... mı kafayı. Hemen söyleyeyim. çok Kusura bakmayın çok rakam rakam o oldu. Konu biraz. konu var çünkü vakit tamam. daralıyor. Evet. Şimdi ben özetini söyleyeyim. Daha çok rakam vardı. Evet. Şimdi görünen şey şu. Demokrat Parti seçmeni içinde gençler artık belirleyici. Yani özellikle 39 yaş altı belirleyici. Bu gençlerin de Amerika'nın savaşları konusundaki tutumu Biden yönetiminin tutumuna muhalif. Biden'ın yerine bu savaşlarda biraz daha serin kanlı davranacak bir adayın gelmesi demokratların şansını artırır diye düşünüyorlardı. Onun için bu kampanya yani New York Times'ın başlama vuruşunu yaptığı kampanya çok destek buldu. Ben bir anlamda bunu Biden'ın gidişini Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki Amerika tutumu Amerikan tutumuna ve İsrail'e vermiş olduğu koşulsuz desteğe bağlıyorum. Bunların da etkisi vardır. Kamala Harris böyle buna nazaran daha yumuşak bir çizgiyi temsil ediyor. Hı -hı. Amerika açısından diyorum tabii. Yani şunu ortadan kaldırıyoruz. Yani. Peki daha çok konuşacağız. <laughs> Konuşuruz tamam. tamam. Çok çıkalım buradan çünkü rakam e... makam çok şey oldu biraz değil mi? Böyle çok mutekbir. Yok yok hayır aslında? gerçekten. Ama söylemek istedim bunu. ya şimdi Badet. Amerika'da bir muhalefet evet, var yani. Evet evet karşı. evet ama diyorum ya daha çok 100 gün var. 100 günde Amerika'yı biz çok konuşacağız. Bir şey ekleyeyim şimdi... müsaadenle. Evet. Ben de seçimin şu anda ortada olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani Biden kalsaydı Trump kesinlikle kazanacaktı. Fakat Kendisi ya da götürüldü yani. bilemeyiz ama şu anda ortaya geldi. Gerçekten Biden da kazanabilir, özür dilerim Trump da kazanabilir, karşısındaki rakip büyük ihtimalle Harris, Harris de kazanabilir. Evet şimdi e, Erdoğan ve Esat ne zaman görüşecek? Diplomatik kaynaklara göre, e, yani birileri demiş ki Moskova'da görüşecek de, demiş Esat'la Erdoğan ama e, diplomatik kaynaklar böyle. Yılmaz konu başlığı açtın, beni affet lütfen. Evet. Bir şey daha söylemişti. Evet. Astrologlar bas bas bağırdılar. Dediler ki Oğlak dolunayı, büyük bela, bir büyük liderin kafası kopacak dediler. Ve içlerinde açıkça Biden gidecek diyenler var 2-3 sene öncesinde. Bu da astroloji. Ya astrolojiye <laughs> ya inanıyorsun burada, yani. Ben <laughs> inandığından değil. Ben gördüğüm zaman <laughs> <da var> hayrete <laughs> düştüm. Ben gazeteciyim bir şey. Ben, inandığımdan yok, değil. ben yok ben ben ilgilenirim ben meraklıyım. Bir dakika ben meraklıyım e, şey astroloji. Geçen hafta Trump'ın ee, vurulduğu gün ya da vurulduğu gün. Algol yıldızı diye bir yıldızı götürük evet. saçan bir yıldızı. Medusa'ya bağlıyorlar. Ee, evet Medusa'ya bağlı <laughs> Amerika'daki astrologlar demiş zaten bir suikast olacak demişler. Evet onu yani. da söylüyor. Bir çok enteresan ya Ya çok enter <laughs> Ya ben astroloji fena <laughs> inanan biri değilim ama ben, okuduğumda hayretlere düştüm yani. Vallahi, Nasıl bilmişler bunu bu kadar yani, inanamıyorum yani. Yani hani astroloji bir bilim falan denilir. Tabi bilim mi değil mi onu bilmiyorum ama Vallahi... bazen gerçekten yüzde yüz tutturabiliyor. Benim sert fikirlerim Mesela var, iki gündür fikirleri. Dolunay var. Dolunay etkisi hepimizi geriyor. Ama biz gerginleşmeden <laughs> yayınımızı devam ettirelim. Evet, evet. Şuna evet. bakma. Bölüm. Peki. Yok rica ederim. Ee, iç siyasete dönüyoruz diyorlar ya. Amerika'nın derdi. bizim mi geldi? Konuşacak o kadar şey, çok şey var. Niye bunu konuşuyorsunuz? Ben tabii ki hafta sonu gerçekleşen Kıbrıs e, kutlamaları ve orada işte e, buluşmalar, görüşmeler onu konuşacağım ama ondan önce şu şeyi masaya yatırmak istiyorum. Sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. Çeşme'de onun için de hemen CHP'nin e, bir üyesi olduğu için Sayın Saraç'a dönmek istiyorum. Çeşme'de bu Despina Vandi ile ilgili yaşanan şey Yunan şarkıcı. Ee, hala tam aydınlanamadı. Yani herkes yok, bir şeyler yazıyor ya. ha, efendim belli bence. Yani süreci belli. doğru yönetememişler Kim yönetememiş? Yani organizasyon yönetememiş. Belediye başkanı da yönetememiş. Yani bu işi bu kadar büyütülmesinde Bravo. bence ciddi bir organizasyon hatası var. Bir de gereksiz yere gelmişler. İletişim hatası tabii. İletişim hatası var. Yani şimdi şöyle bir şey yok ki yani e, şey Desmina e, Vandi yani çok net kendi açıklaması var. E, o konuyu izleyen, takip edenler Aytun Çıray dahil açıklama yaptı. Ne Türk düşün? Şimdi, Türkiye'lere mesafeli ya, dur, bir... Ya, Şöyle bir şey, bakın tartışma bayrak ve Atatürk'ten çıkan bir tartışma değil. Yani e, kuşkusuz Türkiye'de hiç kimse Atatürk ve bayrak resminin indirilmesini kabul eder mi? Böyle bir talep gelse Türkiye'deki herhangi bir etkinlikte e, bunu kabul edebilecek bize kişi çıkmaz. E, sonuçta bir eğitim e, vakfının, Türkiye Eğitim Vakfı'nın bir e, etkinliği ve etkinlikteki isimlerden bir tanesi de işte Desmine Vandi Desmine Vandi e, şeye geldiğinde normal e, ya burada kendi geleceği açısından da bir Yunan bayrağı olabilir mi diye şey yapıyor soruyor kaldı ki yani daha önce de bu tür etkinlikler hep yapılmış el ele Kıyılar da Yunanistan'da birlikte yapılan etkinliklerin temel esprisi nedir? Dayanışmadır, barıştır, kardeşliktir. Yunan bayrağının olmasında ne tür bir beyis olmuş meki orada? Ya şöyle hazırlık yapmamışlar ve Son hmm. dakikada müdahale etmiş aslında Türkiye için bak. Son dakikada müdahale etmiş. Hatta yani şey Aytun Çıray açıkladığı için söylüyorum gidip şeyden e, İzmir'den bir yerden almışlar. Ama bu kez bayrağı asamamışlar. Çünkü başka bir ülkenin bayrağını asılması için de bir prosedür gerekiyor. Tabii tabii doğru doğru. Ee, yani resmi bir prosedür. Doğru. Resmi tabii. prosedür gerekiyormuş. Yani kaymakamlık girdi ya da tamam. işte, valilik girdi. İndirseler de bir dert. Ya yani i̇ndiremezsiniz. Atatürk i̇ndiremezsiniz Atatürk yani şimdi. Yani kimse Tamamen yani. organizasyonluk. Yani Peki be, sonra sonra yani. Sonra bakın ben süreci şimdi, bazen doğru. Bir de doğru. bir şey söyleyeceğim. Necdet Bey şimdi e, Sayın Saraç bu despina var ya Türkiye ilk kez gelmemiş. Evet şimdi onun için daha önce defalarca defalarca konser vermiş. Hatta 13 Temmuz'da Bodrum'da bir konser vermiş. O alkışlarla falan. Şimdi bu kriz neden oldu bilmiyorum ama Lel Denizli'nin, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Lel Denizli'nin tutumu, tavrı çok eleştirildi. Siz ne diyorsunuz? yani ben tutumu ufak bakın. Ufak bir krizi, kamu yönetici, büyük uluslararası bir krize dönüştüren tavır sergilendi diyoruz. Ne biliyoruz? Ya, bir ya Türkiye'de bunun zemini, Türkiye'de bunun zemini hep var. <laughs> e, Türkiye'den e, adalara gidenlere yönelik ne söyleniyor? Her adaya gidişiniz bize bir kurşun olarak geri dönecek diyenler de var. Yani özellikle Yunanistan konu Yunanistan olunca sizin bir takım şeyleri çok hızlı bir biçimde köpürtmeniz mümkün oluyor. Ya yani burada da bence ben mesela şöyle düşünüyorum ya kamu görevlisinin işi bir işi köpürtmek değildir mümkün olduğu kadar dengeleri oluklu sağlamaktır. Doktor. Yani ben e, süreci belediye başkanlığında da iyi yönetemediğini gördüm. Ben böyle diyorsun. Ne diyorsun? Volkan kafa Ben şöyle katılmıyorum e, üstadıma. E, i̇lk başta biz e, olayı e, izlerken dışarıdan bir iletişim hatası olduğunu düşünmüştük. E, çünkü orada bir eğitim vakfı konser veriyor. Ben de belediyecilikten geldiğim için bu eğitim gibi alanlarda belediyeler destek verirler. İşte ses sistemi verirler, sahne verirler. Neyse işte böyle bir destek veriyor Çeşme Belediyesi. Despina Vandi olayında da ilk yansıdı üstadımızın dediği gibi işte bir hani Türk bayrağı var, Atatürk posteri var. Bir de hani Yunanistan'ı simgeleyen bir şey olsun, dengeleyen kendi ülkemde de linç görmeyeyim gibi bir durumla karşılaşıldığı söylenmişti. Ama olayın devamında Despina Vandi Yunan basında diyor ki... Hı, hı. Türk bayrağının değil sadece Atatürk posterinin indirilmesi konusunda ısrar ediyor. Organizatörler Yunan kasabı diyor. Evet. Atatürk. evet şimdi oraya geleceğim. Bilmiyorum. Organizatörler Bilmiyorum. bunu kabul etmiyor. Ama buna bir dakika. Bilmiyorum. Bunu Yunanistan'a gittikten sonra evet. söylüyor. Evet. evet. Bu, bu doğru evet. O da diyor bilim ki? Bilim bir kasabın fotoğrafının önünde o. şarkı söylemekten farkı yok. Hmm. Ee, Tekrar eder misiniz? Özürüm. Bir kasabın Kasap. Hı hı. Bir kasabın fotoğrafının önünde şarkı söylemekten farkı doğru. yok. Atatürk Aynen fotoğrafının öyle. önünde Bak bu şarkıyı söylemiş. Şimdi evet. bu, bu açıklamadan sonra aslında çok da iletişim kazası olmadığının aslında belediye başkanının doğru tavır sergilediğinin e, ortaya çıktığını Volkan görüyoruz. Volkan orada söylememiş ama böyle bir şeyi. Benim de bildiğim kadar. Öyle mi? Hayır. Diyeyim? Organizatörler <laughs> orada kabul söylememiş. etmemiş. Hayır, açıklama yapmış zaten. O da, sonra. Yani o sırada. Benim, <laughs> bu sırada söyledi. Hayır. Hayır. Organizatörler... Bu Yunan basına Yunan basına verdiği demeç. Evet. Şey yapmayalım. Şundan dolayı diyorum ben savunduğum için Desmina Vandi, kimdir nedir bilmem hiç dinlemedim bile hayatımda. Ee, İzmirler sayesinde duydum. Bir de kadın defalarca gelmiş gitmiş e, Türkiye'ye. Şöyle benim bildiğim duyduğum İzmir'deki işte yani hem organizasyonu yapan hem de belediye kaynaklarından yani burada Atatürk var, Türk bayrağı var. Ben de kendi ülkemde ...linç yememek için... ...buraya bir Yunan bayrağı da eklenmesini isterim... İşte onu ...demiş... Dememiş. ...hayır öyle demiş... ...sonra iş krize büyümüş işte bayrak asılamayınca... ...fakat sonra... E, ...Lal Denizli'nin yaptığı konuşma... ...Türkiye'de yükselen... ...Yunanistan'a, Yunanlılara yükselen... ...öfke üzerine... De, ...Despina de ülkesine dönünce... E, ...o da işin... ...popülist tarafına kaptırmış kendini... ...ben bir Yunan kasabının önünde... Yunan kas bir kasap değil mi tam olarak böyle diyor. Bir kasabın ya, fotoğrafının önünde şarkı söylemekten farkı yoktu. Bunu sonradan yok ama yani ya o tepkileri aman, aldıktan sonra. E, tamam bunu kabul ediyorum ama buradaki <laughs> sorun o, gibi o gibi. röportaja baktığımızda şöyle e, ya o da ayrı bir konu geleceğim oraya da. Ya Bu röportaja baktığımızda şunu istediği sonucunu çıkarmıyoruz. Yunan bayrağı da asılsın buraya gibi bir sonuç çıkmıyor. Atatürk bayrağı Atatürk portresi oradan kaldırılsın gibi bir sonuç çıkıyor. Ondan sonra da bu kasap açıklamalarına baktığımızda evet belki biraz daha siyaseten e, sayın belediye başkanı bunu kullanmış olabilir Çeşme belediye başkanımız ama e, bir taraftan da haklı olduğunu görüyor. Sonuçta Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın kahramanı ülkemizin banisi yani Başka dolayısıyla bir kasabın yok. önünde ama onun portresini kaldırma üzerine giden bir tartışma olduğunu görüyoruz röportajında. Kadının kendi röportajında, şarkıcının kendi Gittikten röportajında... sonra ama yine altını uçtu. Fark etmez. Ülkeyi terk ettikten sonra bu kadının zihniyeti odur diyor beyefendi. Bu ne kadar farklı. Oysa niye çağırdılar o zaman? Ya bir de şöyle bir şey seziyorum sanki e, sevileyim. Yani böyle genç bir siyasetçi var, orada genç bir belediye başkanı var. Sanki böyle böyle bir konu olduğu zaman daha fazla yüklenmeye daha fazla onu eleştirmeye böyle mail ediyoruz gibi hissediyorum. Halbuki hataları da olabilir ama hep gençleşelim diyoruz, siyaset gençleşsin diyoruz, her yerde gençlerin etkisi daha fazla artsın diyoruz. Belki hani böyle konulardaki hataları da biraz daha görmezden gelip tam aksine yani üstüne gitmektense tam aksine savunmaktan geçiyor ya da üstünü örtmekten geçiyor gençleşmemizin yolu. Sanki burada bir genç siyasetçi var diye de bunun üstüne çok fazla gittiklerini düşünüyorum. Hı hı. ama Despina Vandi'nin açıklamalarına baktığım zaman hiç de haksız değil. Peki. Konuşacağız, devam edeceğiz. Başka kulislerde var. Despina Vandi e, aslında ne dedi, ne oldu? E, kriz daha hafif atlatılabilir miydi? O noktaya gelmeye gerek var mıydı? Lal Denizli genç olduğu için mi, e, eleştirilerin odağında tecrübesiz olduğu için mi yoksa aslında hata yaptı, krizi büyüten bir aktör olduğu için mi? Reklamlardan sonra konuşacağız. Ve kritik gündem devam ediyor Ekol TV'de. Ben Sevilay Yılman. Konuklarım Necdet Saraç, Volkan Gültekin, Gaffar Yakınca ve Mücahit Birinci ile iç siyasetteki meseleleri masaya yatırmaya başladık reklam öncesi. Ee, geçtiğimiz günlerde hatta hafta sonu diyebilirim. Yok pardon. Geçtiğimiz hafta e, Perşembe günü olması lazım. Çeşme'de bir konser verildi. Despina <laughs> Vandi. Ben de e, hanımefendinin ismini konserdeki <laughs> skandal dolayısıyla duydum. E, Türk Eğitim Vakfı tarafından Despina Vandi Çeşme'de bir konser için davet ediliyor. Sonra orada bir bayrak krizi yaşanıyor ve bayrak krizinin akabinde de Çeşme Belediye Başkanı, Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkanı Lal Denizli çıkıp bir konuşma yapıyor. Bu bayağı bir diplomatik krize dönüştü. reklam öncesi ben Sayın Saraç'tan ve Volkan Gültekin'den yorumlarını aldım. Şimdi bu tarafa dönmek istiyorum Mücahit Birinci. şimdi Despina Vandi Atatürk düşmanı, Türkiye düşmanı bir isim diye biliniyormuş. Bu, ...bu vesileyle öğrendik... ...fakat Despina Vandi'nin... ...2018'den beri Türkiye'ye geliyor... ...2018'de... ...7. Uluslararası Klarnet Festivali... ...kapsamında... E, ...Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Sahnesi'nde ...konser veriyor Despina Vandi... ...sonra e, geçtiğimiz Ocak... ...Ocak ayında yine aynı şekilde... ...İstanbul Şişli'de... ...ünlü bir mekanda ismini vermeyeceğim... E, ...bayağı bir e, böyle... ...seviliyor hatta konser... E, ...yaptığı şey... Konser, yoğun üstek üzerine 22 Şubat'ta tekrar geliyor aynı mekanda yine sahne alıyor ve ben gördüm hatta afişlerini görünce şaşırdım 13 Temmuz'da da yani o kriz yaşanan konserden önce Bodrum'da yine çok ünlü bir mekanda konser veriyor ve ağzına kadar basa doluyor ve 17'sinde 17 Temmuz'da Çeşme'de verdiği konserde patlıyor. Şimdi Despina Vandi Türkiye'den gittikten sonra çok acayip açıklamalar yaptı Yunan basınına. Yani Despina Vandi'ye de sormak lazım. Madem Atatürk'ten bu kadar nefret ediyorsun, niye ne Atatürk'ün cumhuriyetine geliyorsun, konser veriyorsun? Yani ayrı bir kişiliksizlik yani kimse kusura bakmasın. Doğru. Madem sen Atatürk'ü kasap olarak görüyorsun, ne işin var bu ülkede? Ama madem bu kadın böyle neden çağrıldı diye Herkes soruyor birbirine, siz nasıl yorumlayacaksınız? Şöyle bir kere birçok e, Yunan'la işte Selanik'te falan temaslarımızda hakikaten Cumhuriyetimizin kurucusuna karşı çok ciddi bir mesafeleri ve e, nefretleri var. Bunu dile getirmekte e, beis duymuyorlar. Çok ciddi nefret kusuyorlar. E, ellerinden gelse yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olmasa, sahip çıkmasa o Atatürk'ün şu an konsolosluk sınırlarının içerisine kalan bizim de ziyaret ettiğimiz evini yerle bir ederler. Bak öyle bir nefretten bahsediyorum. Şimdi dokunan tarafını biz anlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün size dokunan tarafını, o İzmir'de e, memleketten def edilişinizin, e, o içinizde kalmış öfkeyi biz anlayabiliyoruz. Onu, o noktada o sizin kompleksiniz tabii. Ne işiniz vardı Anadolu'da, İngiltere'ye uyduğunuzda? Fakat şöyle, ya başka e, sanatçı mı kalmadı Türkiye'ye getirecek? Mesela Türk Eğitim Vakfı'nın Vakfı Despina Vandi gibi bir sanatçıyı, yani e, Atatürk düşmanlığıyla bilinen bir sanatçıyı Türkiye'ye getirmesinde nasıl bir e, mülahazası var? Nasıl bir düşüncesi var? Neden bu Türkiye'ye getirilir? Neden Türkiye'ye davet edilir? Sadece o değil. Özel e, kurumların, kuruluşların, işte e, barların, bilmem nelerin bu sanatçıyı Türkiye'ye getirmesinde, bu organizatörlerin, Türkiye, bu sanatçıyı Türkiye'ye getirmesinde ne tür bir mülahazaları var? Hani niye bu yapılır memlekete? Evet. Bu, onu anlamak mümkün değil. Özellikle Türk Eğitim Vakfı, bakın vakfında isimde Türk, Türk isim de Türk ismi var. Bakanlar Kurulu'nun izniyle bu e, Türk ismini koyabiliyorlar ve öyle almışlar bu vakıf, bu şeyi. Değil mi? Hı hı. Hani Türk ismi olan bir vakıf e, isminde ya sen bunu nasıl irdeleyemezsin de burada böyle bir krize sebep olursun ya? Hı hı. Bu e, anlaşılabilir bir şey mi? Hoş karşılanabilir mi? Bir de o kendi e, atalarına Venizeloslara baksın. Anadolu'da nasıl katliam yaptıklarını onun talimatıyla. Onlara bakacak. Makaryos'a bakacak. Bak Kıbrıs'ı 20 Temmuz'da Kıbrıs'ı o zafer gününü ee, yine idrak ettik. Orada e, Makaryos'un talimatıyla küvette katledilen o evlatlarımıza baksın, bebeklerimize baksın. Kendi atalarının kasap görmek istiyorsa kendi tarihine bakacak onlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk hakkında bu tarz bir beyan e, bu e, sanatçı denilen müsvedden işi değil. Onu ifade edeyim ben. Bu Böyle bir şey kabul, edil kabul edilebilir değil. Biz bakın memleketimizin değerleri konusunda biz... Yurt dışında da şahin kesiliriz onu ifade ediyor. Bu nettir. Bu hı. öyle bir Türk büyüğünü işte kasap gibi benzetmelerle haddini aşarak beyanlarda bulunmak senin Türkiye'de medeni olarak ölü olmanı, yok olmanı gerektirir. Medeni olarak onu görmememiz gerektirir bizim artık hı. yani. Böyle bir kadın bizim hafızamızda olmaması lazım. Hı. Gelelim Lal Denizli'ye. Ya sen benim bildiğim kadarıyla konserde yok bu hanımefendi. Hı hı. Belediye başkanı Evet e şimdi, konsere gitmemiş. Konsere bu gitmemiş. kriz çıkacak. Ya şimdi böyle konsere. bir krizde ben olsam mesela belediye başkanı olarak böyle bir tartışmalı mevzuya doğrudan balıklama ha şu tarafıyla konuşuluyor ya, şu anda bizim mevzumuz değil mi Lal Denizli. Yani bir nevi e, kamuoyunda e, ortaya çıktı kamuoyunda ismi tanındı. Ya bu noktadan bir mülazası olmuş olabilir popülist bir yaklaşımla. E, ancak senin böyle bir krizi krizin ötesinde e, krizi ön almak için ne yaptın diye sorarlar sana. Hani bu kadının geleceği belli değil miydi? Bu kadın bu kadının Türk düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı da ortadaysa eğer sen neden böyle bir şeyde e, bunun önünü almadın? E, Türk Eğitim Vakfı benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok mesafeli de değil. Varank'la Mustafa Varank'la bir tartışması oldu Lal Deniz'in. Sizin bu sorduğunuz soruyu Lal Deniz diye <laughs> Mustafa Varank sordu biliyorsunuz. Hı. O da dedi ki ya kusura bakmayın yani biz sizin gibi e, kamu kurum, kuruluş veya yan derneklere falan böyle e, bir telkinde bulunmuyoruz. Herkes demokrat, kendileri karar vermiş, getirmiş. E, o yüzden bizi suçlayamazsınız mealinde bir cevap ver. Sevile Hanım, Atatürk'e hakaret etmenin, Türklüğe hakaret etmenin demokratlıkla bir alakası yoktur. Bu e, memleketle alakalı bir duyarlılıktır, değerlere bağlılıktır. Dolayısıyla bunun bunu da ifade özgürlüğü ve demokrasi sınırları içerisinde değerlendirmek hakikaten e, boş bir iş doğru bir iş değil <laughs> bu. Dolayısıyla bu lal denizlinin orada kriz çıktıktan sonra onun üzerine binip e, popülist bir şov yapmasından çok bu krizi engellemesi evet. ve Türk milletine ve e, çeşmelilere bunu yaşatmaması gerekirdi. Benim kanaatim budur. Ben bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi ben e, Yunan basına verdiği demecin e, çevirisine bakıyorum. Hı. Yunanlıları katleden kişinin resmi önünde asla şarkı söylemem fotoğrafının kaldırılmasını ve Türk bayrağının yanına Yunan bayrağının konulmasını istedim. Yani Atatürk portresinin fotoğrafının kaldırılmasını istiyor. Onun ondan sonra Yunan bayrağı, yani sadece Yunan bayrağının konulmasını istemiyor. Bak kadın bak. E, Yunanistan eğitiminden çok özür dilerim. O Yunanistan'ın meşhur eğitimi var ya, bu çocukları işte bu şekilde eğitiyorlar. Türk düşmanı ve Atatürk düşmanı olarak Hı -hı. böyle kurşun asker gibi yetiştiriyorlar. Hı -hı. Türklerde böyle bir şey görebiliyor musunuz? Mesela böyle bir kompleksi var mı? Bak. Memleketi işgalde Eskişehir'e kadar gelmişler, Ankara'nın kapısına dayanmışlar. Allah'tan milli mücadele olmuş da memleketten def etmeyi başarmışız adamları yani. Def edilirken de köylere neler yaptıkları, hamile kadınların karnlarının değiştikleri tarihi vaka. Buna rağmen buna rağmen buna rağmen Türklerin kompleksi yoktur Yunanlara karşı. Çünkü Türkler necip millettir ve Yunanlıları küçük bir millet olarak telakki ederler. Yani önüne serilen Yunan bayrağına bas bir bu kadar lider ya. var yani ortada sen bir de sen yani. sana kalkıp diyorsun ki yok kasap bilmem ne kendi tarihine bakacaksın ya. Makaryosuna bak sen ya Makaryosuna neler yapmış. Bir Peki, de devamı mi? var. Tespine var dinlemiyordur zaten. <laughs> <laughs> Gaffar yakıncaya döneceğim. E... Burada kriz tabii başka. Yani bu 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 işin bu noktaya. Şimdi bu arada 2018'de yani diyorsun ya TEV nasıl getirir? Yani adında Türk Eğitim Vakfı nasıl böyle bir şey yapar ama 2017'de e, ulus uluslararası klarnet festivali düzenlenmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenlemiş. O zaman AK Parti'deydi biliyorsunuz. E, Harbiye Cemil Topuzla havada da sahne almış. Yani Duğuşasın sadece gibi. evet diye getirmiş yani. Demek ki e, yanlışa düşen sadece Türk Eğitim Vakfı değil aynı ya zamanda. Yanlışa düşen kim olursa olsun ben karşısındayım. Eğer o dönemde de böyle bir Türk düşmanı, Atatürk düşmanını memlekete getirilmişse ben onu da eleştiririm ve karşı dururum hiç onda problemim yok. Peki gafal yakınca siz ne diyorsunuz? Ben öyle. affınızı sınırlayarak şunu söylüyorum aşağı yukarı 20 yıldır Yunanistan'la çok yakın ilişkilerim var. Giderim, gelirim, kalırım. Yunanca gazeteleri okuyabiliyorum. Yunan medyasını takip ediyorum. Çok da dostlarım, ahbaplarım var. Yani birbirimizi sevdiğimiz, saydığımız, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında beraber omuz omuza mücadele ettiğimiz barış derneklerinde, barış kuruluşlarında arkadaşlarım, dostlarım var. Hala da hayatta hepsi. Yunanistan'la Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada barış içinde var olabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka bir yolu da yok zaten. Yani bu da güzel bir idealdir. Bu, yani Mustafa Kemal Atatürk bile bunu denedi. Yani Yunan düşmanıyla, Yunan gavuruyla savaşıp onu denize döken kişi bile barışın yollarını aradı. Bugün de onu arıyoruz biz Türkiye olarak hep onu yapıyoruz. Şimdi bu işin bir boyutu. Yani bu bir realite, daha doğrusu olgu. Bunu alalım. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Son yıllarda ülkemizde gelişen çok gereksiz ve yersiz bir romantizm var. Bir Yunan fantazisi var. Efendim bu dostluk, kardeşlik. Dostluk başka bir şey, kardeşlik başka bir şey. Biz kardeş değiliz. Yunanlar ayrı bir millettir. Türkler ayrı bir millettir. Irktan falan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani Türkiye'de yaşayan Türk milleti ayrı bir millettir, Yunanlar ayrı bir millettir. Bunlar bir eğitim sisteminden geçerler. Her eğitim sistemi, dünyadaki her eğitim sistemi aynı zamanda bir endoktrinasyondur. Yani kafayı formatlamadır. Demin e, çok güzel söyledi Mücahit Bey, Yunan eğitim sistemi şunu öğretir. Yunan eğitim sistemine göre Türkler her zaman büyük tehlikedir. Bizim cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı olan Asya Türkler bir kasaptır. Özür dileyerek söylüyorum. Onlar bunu böyle öğretirler ve ha bu herkes böyle çıkar demiyorum Yunanistan'da. Fakat eleştirel düşünmeyen, yani kendisine okulda, mektepte öğretilene eleştirel gözle bakmayan Yunanlı tornadan böyle çıkar. Çok şaşırtıcı bir şeydi. Onun için bu romantizme gerek yok. Yani alelade bir Yunanlıyı da şöyle çekseniz Atatürk'e dair fikri olumsuzdur. Çok olumsuzdur hatta. Faz yani ziyadesiyle olumsuzdur. Bizim ülkemize gelmiş, işgal etmişler. Yapmadıkları zulüm, yap, ya, Yunan mezalimi raporu var meclis 1924 tarihli. <laughs> Okusanız ağlarsınız. Soykırım yani. Burada yaptıkları şey soykırım. Bilecik de taş taş üstünde kalmadı. Bütün Bilecik yakıldı, yıkıldı. Yani sayma saymakla bitmez. Bu O olayı küçük Asya faciası diye anarlar. Hı. Facia dedikleri de şu, buraya gönderdikleri işgalciler öldü onu söylüyorlar yani. Onda facia diyorlar onu. Çünkü kendilerine bir faciaya dönüştü. Evet doğru. Yani geldiniz, ağzınızı burnunuzu kırdık, gönderdik. Çünkü siz işgalciydiniz. Şimdi bu tarih algısı eleştirel bir bakışla yavaş yavaş değişebilir ama yani hani biraz kaba tabir olacak. Şimdi benim de dediğim gibi dostlarım var, arkadaşlarım var ama iki millet arasında kan girmiş. Daha bunu nasıl düzelteceksin? İşte oturacaksın. Barışın koşullarını zorlayacaksın. Onun için şimdi Yunanistan'dan herhangi bir şarkıcıyı da çektiğinde çok böyle Atatürk'le ilgili falan çok olumlu bir fikri olmayabilir. Fakat Şimdi mesela bu Despina Vandi ben bilirim. Bildiğim bir şarkıcı. Sevmem de. Böyle çok yani pop düzey bir şeyler yapar yani. Böyle eller havayacı bir Bilmiyorum. tiptir yani. Ee, yani şimdi bunu almışsın. Bu Tübingen doğumlu. Almanya, Almanya doğumludur. Hı. Bunu niye söylüyorum? Yani Yunan'ın gurbetçisidir. Yani nasıl bizim gurbetçilerimiz bizden iki kat daha milliyetçi oluyorlar? Hı hı. E onların da gurbetçisi iki kat milliyetçidir. Çocukluğu Tübingen'de geçmiştir. Kavalalıdır aslen. Yani Kavala da biliyorsun bir Türk şehridir aslında ve kavganın, boğazlaşmanın olduğu bir yerdir, tarihinde vardır. Yani böyle bir tarihten geliyor. Çok siyasi fikirlerle öne çıkan biri değil ama fikirlerinin bu olduğu da biliniyor. Yani bunun gelip orada Atatürk'e düşmanlık etmesi falan bir sürpriz değil. Hani şunu söylemiyorum ben, organizatörler yani bu yumurta değil ki koklayıp alsın yani. Tamam hani hadi diyelim bir hata yaptınız. Fakat bu olaya da çok şaşırmamak lazım. Şimdi bu, ha başka isimler var bulabilirsin. Yıllarca mesela Livaneli ile Theodorakis ortak konserler verdi. Elektüel bir adamdı. Bakın Theodorakis geldi Türkiye defalarca geldi. Hiç Theodorakis'ten biz böyle bir saygısızlık gördük mü? Görmedik. Teodorakis çünkü kendi tarihsel yaklaşımına da eleştirel bakabilen, bize de eleştirel bakabilen çok önemli değil ama belirli bir düzeyde duran entelektüel bir insandı ve hiçbir zaman böyle bir rezaleti, böyle bir kepazeliği bize yaşatmadı. Hani belki arkadaşı Livan onu yönlendirmesi, Zülfü Bey'in yönlendirmesi de olabilir yani orada onu nasıl tuttuğunuz da önemli. Ya başka isimler var. Ama Bab Zülfü Livaneli çok çabaladı Yunan. Ya tabii yani olsun. mutlaka canım onu takdir edelim ya yani. o anlamda diyorum e ona da bir pay çıkar. Ve bunu Yani var ya Manolis Papos var, Babis Çert var. Yorgo Dalaras bile bakın milliyetçidir Yorgo Dalaras. Şarkıcıları, Yunan şarkıcıları söylüyorum. O, o bile bunu yapmaz. Fakat bu çok tehlikeli bir tip. Bunu alıp getirmişsiniz. Bunu kulüp kulüp gezdiriyorsunuz. Bir derinliği falan ha, yok. Yok yok. Yani. Türkiye'nin zenginleri bunu izleyecek. Bir Yunan havası esecek falan filan böyle. <laughs> ya bu bir sırtaki <laughs> yapar. Ama bu bir sakirlik. Kusura bakmayın. Paçozluk arkadaş. Kusura bakmayın. Bu paçozluk. Şimdi ha bir şey daha var. Şimdi sen bunu yapıyorken o romantizmin içinde o romantik yüzer, yüzersin. Kafana gelirsin, hani bayrak sallıyordun ya, Atatürklü bayrak sallıyorsun. Gelirsin gerçeklere toslarsın. Senin sahip çıktığın, senin kendine bayrak yaptığın, sevdiğin Atatürk, onun gözünde bir katil, bir kasap, bir soykırımcı bu gerçeklerle karşılaş. Bu gerçeklerle karşılaş, milli olmak ne demek, yerli olmak ne demek onu oradan ele al. Yoksa bu şeye aykırı bir durum değil. Milletler, milletle farklı milletlerden farklı şarkıcılar, sanatçılar bir <laughs> yapabilir. Şimdi burada Türk Eğitim Vakfı'nın pozisyonu sorgulanmalı. Çünkü kusura bakmayın siz Şişli'deki bilmem ne kulübü değilsiniz. Bodrum'daki bilmem ne diskoteyi değilsiniz. Diskotek özel kurum. Birini getirir, parayı bastıran da gider. Parası olan adam mı yok? Türkiye'de nerelere ne, 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 ne paralar veriyorlar? Gider izlerler. Biz de bir şey diyemeyiz onlara yani. En fazla birazcık eleştiririz gazeteci olarak. Ama sen bir vakıfsın. İşte Türkiye eğitimini kalkındırmak için çalışacaksın. Seni eğitime bakışın olması. De, ne, ne alaka yani? Desfine Vandi. Nereden ben buraya takıldım? Nereden buldun bunu? Nereden buldun bunu? bunu? Ben şeyle ilgili bir şey diyemiyorum. Yani orada şimdi vatandaş çıktı, tepki gösterdi, belediye başkanı gitti. Ya orada da şu anakronizmi görelim arkadaşlar. Bakın bunu da söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Atatürk cumhuriyetimizin banisi, hepimizin değeri. Ama her yere Atatürk bayrağı asmak zorunda değilsiniz ya. Bunu da konuşalım. Ya şimdi sahneye de asıyorsunuz. Efendim işinize, yani canınız nereyse arabanıza da asıyorsunuz. Da, devlet dairesinde olur, normaldir. Bir kültürel etkinlikte olur, normaldir. Sahne düzeni yapıyorsunuz, Atatürk fotoğrafı koyuyorsunuz. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Bak bu söylediğim sözler tepkiyle karşılayacağını bilerek söylüyorum. Yani Atatürk'e sahip çıkmak bu değil. E sonunda Ama hem... Türkiye Eğitim Vakfı'nın konserinde Atatürk posterin olmalı normal Ha şimdi bırak tamam bravo. Oyunasında brav. ne tür bir tamam, tamam, çok doğal güzel, yani. Tamam, yani. Biraz çok... önce milli olmaktan, tamam, milli çok bahsediyorsunuz. Şimdi bence diyorsun. gelmek istediğim yere Sevilay Hanım geldi. Şimdi siz bir vakıfsanız, hı hı. bir belediyeyseniz, kurumsanız sahnenize Atatürk resmi koyarsınız. Hı hı. Diskotekseniz koymazsınız. Diskotekle de mecbur değilsiniz. Ya o manada söylüyorsunuz. Tabii onu söylüyorum. Hadi. Şimdi vakıfsın koydun, yadırgamıyorum, niye koy demiyorum. Geleceğim yer orası. E ama Atatürk resmini koyduysan, abicim o zaman koyduğun resme göre organizasyon yap. Yani sen o resmi oraya koymayı biliyorsan, yani o bayrağı sallamayı biliyorsan ona göre bir organizasyon yapacaksın. Eğer Atatürk senin hassasiyetinse gerçekten bunu ciddiye al. Ha yok hassasiyetin değilse, sırf oraya yani onu bir herhangi bir alelade görüntü olarak koyuyorsan, o zaman da işte elin Yunan'ı gelir, sana hakaret eder, sen de sineye çekersin. Röportajı Volkan Bey aktardı. Ee, Yunan basını çok alıntılar yaptı, çok yazıldı. Ee, gerçekten çok çirkin lafları var. Aşağılık bir insan ya. Çok çirkin lafları var ama yani bu dediğim gibi bu çok yadırganacak bir şey de değil. Herhangi bir yerden çıkar. Azıcık arkasını kazısalardı bu hanımefendiyi kazımadan önce, çağırmadan önce onu bulurlardı. Belediye başkanı tutumuna gelelim. Ya belediye başkanı siyasetçi işte fırsat top ayağına gelmiş. O da vurmuş gol olmuş. Siyasetçi olmaya başladı. İşte başladı. vurmuş gol olmuş o da yani gitmiş bakmış ki vatandaş tepkili. Ama bir, büyük bir kesimde alkış aldı. Yani... Kendi seçmeninin hassasiyeti o şimdi orada ama izleyici tepki veriyor zaten. Onu yani şimdi şöyle bir durum yok orada. Bu Yunanlı şarkıcının tutumuna bir sansür uygulanmıyor. Evet, bombayı biliyorsunuz değil mi? Despina Vandi şarkı söylerken arkada Türkiye Eğitim Vakfı'nın korosu eşlik edecek. Şunu demek istiyorum. Daha önce o e, konser çalışmaları yapılmış. Yani mutlaka herhalde e, ee, o an hadi çıkalım da Koro ile birlikte Despina Vandi şarkı. Acaba yani, Despina Vandi kendi ülkesine bir mesaj verip orada popülizm yaparak e, kendi ben öyle popülertesini artırmış olurdu. Ona ihtiyacı yani yok. Ona ihtiyacı olan biri. Çok meşhur birisi arkadaşlar. Ama yani, yani o kadar Tarkan olaydan sonra. bile yapsa bunu Türkiye'de Tarkan'ın da Gampar herkes yönelir. Bu kadar olaydan sonra. sonra. Tarkan yani Yunanistan'da benim benzer bir şey yapsa bu. Şimdi benim duyduğum evet. ben size yani, Türkiye'de basitçe artar şunu yani. anlatayım. Herkesinden yani. Despina Vandi o gece evet yani Atatürk ve Türk bayrağının yanına bir de Yunan bayrağı asılması istemiş. İşte Necdet Saraç işin özünü biliyor. Fakat Yunan bayrağının asılabilmesi için resmi bir takım e, işleyiş olması gerekiyor. Prosedür asamayacaklarını söyleyince o da demiş ki ama ben e ee, burada böyle şarkı söylersem yarın giderim ülkemde linç edilirim. Değil değil, aslında, hayır aslı Volkan. Hayır yani. hayır Atatürk'ü indir. Yani bu bu ya, da doğru bu da doğru. Yani şimdi aslı aslı Volkan yani olarak. kasap kavramını kullandıysa böyle düşünüyor. Yani fotoğrafı böyle düşünüyor. Sonra da bu, yani iş büyüdü Türkiye'de o da kendi ülkesinde bu işin hayvanı yani Türk Atatürk'e Yunan bayrağı olsun kasap aslı. derim geçerim giderim. Arkadaşlar şunu atlamayalım lütfen. Bakın Yunanistan nüfusu 10 milyondur. Bizim 8'de birimizdir. Yunanistan'da müzik piyasası dediğiniz piyasa çok küçüktür. Despina Van da Yunanistan'da çok büyük bir sanatçı. Yunanistan'ın çok dışında. Almanya'da satılıyor, Amerika'da satılıyor. Billboard'da ilk ona girdi. Yani onun böyle böyle bir hareket yaparak Yunanistan'da bir popülarite toplama şeyi yok. Ha, ama siyasete miyasete girecektir belki. Onu bilemem. Fakat hani müzikal anlamda hani Tarkan evet. örneğini verdiniz ya hocam. Yani evet biz, yani Tarkan yapar başkası Türk ama Türkiye büyük müzik piyasası. Yunanistan zaten çok küçük bir yer. Bu kadının ikide bir Türkiye gelmesinin sebebi de o. Para burada. Yunanistan'da ne yapacak? Belediye konserlerine Yunanistan'da hiçbir belediye böyle parayı çarçur etmez. Onu da söylüyorum. Bravo ya. Hak ettim. Onu da açık <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Süper. Yunanistan'da halk konsu böyle belediyeler çarçur etmez. Biz de çarçur ediliyor bunlar. Yani yaz geliyor. Karşı olduğumdan değil yanlış anlaşılmasın. Fakat böyle kocaman devasa bir bütçe ben karşıyım. Yani partilerden bağımsız söylüyorum. Para işi barınaklara ayırmak zorundalar. Bak yeni kanunda i̇şte bile. başka ya. hikayeler Barınak. var değil mi? Başka sorunlar var. Onları sorun çözsünler. Kültürden tasarruf olmaz. He. Bu da yaygınlaşıyor giderek. Ayrıca bak şimdi Yapar Yunanistan'da ben, Avrupa, kıyaslayarak Avrupa söyledim. Bak, Yunanistan'da, Ece, Yunanistan'da ama, kıyaslayarak bak, söyledim. Yunanistan'da, abi. Yunanistan'da yani, belediyeler yani, yoksa, para, yoksa para ya, vermez. Yoksa, yoksa bakın. Üstad ya, belediye organizatörü ya, diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Müzik yani Avrupa'nın dört bir yanı dört bir yanı festivaller kentidir. Ya. Ha, tabii nereye başka gidersen başka, git. Başka özel sektörü yaptırıyorlar bak, bu, bu festivalleri. Ne? Hayır. Kamu kurumları ya, ya işte, Belediye yap. Alan sağlıyorlar. Alan sağlıyorlar. Ya, ya, belediye destekleriyle olan şeyler. Ya tabii sağ sağlıyorlar falan ama doğrudan organizatör değil. Ya bizimkiler doğrudan organizatör. Kültür AŞ diye yerleri var. Ne olduğu yani, belli değil içeride beledi ya. Belediyeler belli? kültürü bir biçimde finanse etmek zorundadır. Kültür aşe diye bir şey doğru şeyle, mu abi? E Sizin e söylediğiniz şey farklı. Kültür aşe diye bir şey doğru mu ya? Almanya'da nerede ya var bu böyle? bir bu organizasyon. Allah aşkına bak ya. Almanya Ya bak. Almanya, sen de orayı ya biliyorsun Almanya, abi. Almanya festivaller kendi her yer Almanya'da her yer köyü, kasabası, kenti. Tabii tabii öyle. Ve belediye'ler işin içindeydi. Ya Frankfurt Belediyesi'nin yani, kültür Her yer ya yer, hası yer. var mı abi Frankfurt Belediyesi? Ya kültür gel hası var mı normal? Gençler dışarıda bak, yemek şirket, yemiyor, tiyatroya gidemiyor, başvur. Başvur. sinemaya gidemiyor. Bir tane e, tabii sevdiği tabii bir sanatçı var. Onu da belediye iken izleyebiliyor Ekonomik durumdan dolayı. Bak güzel de. Şimdi bak bir var mesela. Makul tamam var veriyorum hani parçaya yani kaçmamak lazım ya Ya barınaklara yani, ihtiyacımız var. Yap. Belediyenin asli vazifeleri var. Sen onlardan Ay, kısıp konser abi. yapma. Bir de ikinci itirazım. Ya bir de garip garip ne o neydi belirsiz şehrin girişlerine garip heykeller yapma kardeşim ya. Ya bir şunlardan vazgeçin ya. Anadolu'da gözümü kanatan heykeller var kardeşim. Şimdi bak ya bir şunlardan vazgeçelim abi. Çay bardağı heykeli bile var. Çay bardağı. Orada biliyorsunuz dinozor var. vardı. Yani dinozorlar vardı ayrıca kapılar vardı yani. <laughs> Ankara'da ya ne kapılar var. Olsun, bak sen şimdi, bana oradan atışı... Ama parti şey olsun. şuraya olur. getirirseniz bak. Tartışmayı şuraya olsun. getirirseniz anlaşamayız. Ona, bak, ona bakarsan bakarsan git garip heykellerin sen şeyini kralını göreceksin orada Beylikdüzü'nde. Ya bak. <laughs> yani ne uyduyu belirsiz. Şimdi 31 Mart'a kadar ses çıkarmadığınız işlere şimdi ses çıkarıyorsanız her, Ben var. her zaman... Aa bak. Işler ben her zaman istikrarla kültür, bakın, bir bak, konser düzenleme ki heykelden vazgeç kardeşim diyorum. Türkiye'de garip bir gelenek var. Türkiye'de kültü şey deyince tasarruf deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi kültür. Olmaz. Belediye konseri kültürü yoksulluğun değil. Yoksulluğun bu kadar değil, arttığı değil, değil. yerlerde... Bak başka bir şey söylüyorsun. Ya, yoksulluğun yani. değil bu değil ya. Öyle ya, demiyorum. Arkadaş mı? bakın Volkan Bey çok güzel bir şey söyledi. Ya yoksulluğu sen bu kadar arttırıyorsan insanların sonuçta eğlenme ihtiyacı vardır. Eğlenme ihtiyacı... Yani ve açlık sınırının temel kriteri bak, neydi? Bak belediye, yani sonuçta, belediye, belediye yer ne? göstersin, kolaylaştırsın... Kim ama edecek? özel organizasyon firmaları olsun ya. Özel teşebbüs yapsın bunları. Şimdi ya Türkiye, Türk ya yani bunların olma. Ben buna itiraz etmem canım. İlla böyle olacaktır demiyorum ama benim temel şeyim şu. Ya o yüzden de araya girmeye ihtiyacı hissettim. Kültür meselesinde yani bakın müzik o anlamıyla baktığımızda Türkiye'de bu işin yaygınlaşması lazım. Daha da yaygınlaşması lazım. Yani tasarruf, Türkiye'de tasarruf ki bütçe olarak da yani normal olarak Ya ben sana kültür dediğin şeylerde bir konserler gösteririm Üstad. Söyle tamam. Kültürün ucundan dolaşamazsın yani. Ne kültüründen bahsediyorsun? Ya, ya yani? bak kötü örnek, örnek olmak zorunda kötü değil. Kötü örnek değil. Kötü örnek çok fazla ama az yani, değil ki. Ya ne mesela? Bak şu de ismine, e, evet. ismine yerine Bak biraz önce Teodorak ismiydi o beyefendi. Ya şu ka, de ismine yerine bak kalender derinliği olan, ufku olan Yunan sanatçılar var. Ya getir birini kardeşim. Ya, hani Kültürü ya, hakikaten istifade edelim. Yani ya. Normal Sanat görelim. Tamam, yani. Şöyle oluyor. Buna itiraz bak, etmiyoruz ya, ama ya, yani belediyelerin şöyle, konser vermesi gerekli. Konser de verebilir abartılar ama. Abartılar olmamalı. Konser de aynı belediyeler. Sanatçılar olmamalı. Bakın aynı yerden gidelim. Bak konser de verebilir. Eyvallah ona ona bir itirazımız yok ama şu olmaz. Yangın var. Yangın söndürmek için vatandaştan traktör istiyorsunuz. Elinizde yangın söndürme cihazınız yok. Bir buçuk ay önce ot festivaline 15 milyon lira harcamışsınız. Bu böyle olmaz. Bak, bak bu yani önceliklendirmeniz lazım. Bravo, Yoksa idrazamız Öncelikler yok. önemlidir. Bak, o zaman bak. Bak Şimdi biz yangın biz mı, mı öncelikli abi? abi. Yeğret, yangın bak. Mı mı öncelikli? ilan ettiler. Kafar Bey elinizi vicdanınıza koyun. Abi ben bir soru soruyorum. Yangın mı öncelikli ya, ot festivali? Bunu yan yani e yani tartışacak tamam, işte bir, bir yanı yok ki e yani. Tamam bunu diyoruz da. O zaman bak o zaman şöyle bakacaksın mesela. Yani ben savunduğum tezi söyleyeyim elektriği ve enerjiyi özelleştirmek mi? Kamulaştırmak mı? birilerini zengin etmek mi? Tasarruf yapacaksan buradan yap. Son 20 yılda bakın İzmir üzerinden bir tartışma yürüyor. İzmir'deki iki kişi yağmurdan dolayı öldü. Kim suçludur diyor. Kim suçluysa hepsinin yargılanması lazım. Nerede o kanalizasyonu? Ya yok yani. ya kanalizasyon değil ya caddede ya. ya Suya dokundu şey ya. Elektrik İtiraz mı edeceğiz böyle? Yani. Tabii ki kim suçluysa o yargılanır. Herhalde şey, canım. Tabii ki yargılanır. Şöyle Suç olması abi, lazım. Sonuçta yani, şirket yetkilileri de, bak. idare de, hep siyasi Şöyle Belediye bir hassasiyet de. bakın. CHP'li belediyeler üzerinden bir hassasiyet oluşturmak doğru bir iş değil. To, toplamına bakacaksak üstad, konuşalım. Yapmıyoruz Top be Üstad. Öyle değil ya. Hakikaten. Üstad, ya, benim ağzımdan CHP çıkmadı, Mücahit Bey de söylemedi. Ya, ya Ak Partili, şu anda belediyeler ya üstad, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu işleri bak, yapanlar da... Üstad, partizan tavır sergi. Bak ben partizan tavır sergilemiyorum. Diyorum ki... AK Partili belediyede bu, tar bu tür konserler olmuyor değil mi? Oluyor. O garip heykellerini hani var ya şehir gitmeninde. Ya, tamam. ya bizde olmuyor. Mu? İtiraz etmem arkadaş. Ya yani. açık bir şekilde eleştiriyoruz. Sen beni niye illa parti tarafında bir şey savunuyorsun gibi Bak tartışma şuraya doğru evrildiği için itiraz ediyorum. Bak şöyle bir noktaya doğru evriliyor iş. Ya bu önceliğimiz kültür değildir. Bu tür işleri belediye finanse etmemelidir, desteklememelidir gibi bir noktaya gelindiği için. Hayır böyle bir noktaya gelinmediyse geri çekerim ben şeyi. Ama ben Türkiye... Yok, ben cevabı aldım sizden. Yangın mı? Ya bunun tartışılacak ya, ya, bir, ya, bir ya, yanı yani var mı var ya? Sorun yok e Bunun tartışılacak bir yanı var mı? Bir maşa bir soru. Tamam. 2021 yılında Çorum Belediyesi zannediyorum MHP'liydi. Çok sert bir yazı yazdım yani gazete arşivlerinde var. S sırf böyle bir konser hikayesi yüzünden. Evet. Yani bu CHP yönelik bir şey değil. Öyle alın yalnız yapmayın. Peki. Makit tamam. daralıyor. Ben hemen e, konuyu değiştirmek zorundayım. Kıbrıs meselesine gideceğim. Kuzey Kıbrıs hafta sonu. Ya bir şey söylemek zorundayım ama yani işin romantizm boyutu değil. Şimdi e, yani sonuçta e, halklar arasında doğru kardeşlik vurgusunu o anlamıyla. Elbette. Yani ama dostluk meselesi önemli. Yani bizim belki onu derinleştirmemiz gerekiyor. Yani Kıbrıs'ta da e, Erdoğan dönüştü önemli bir mesaj verdi aslında. Biz dedi bir biçimde Miçotakis'le bir şey üzerinde anlaştık. Doğru doğru. Şimdi bak önemli bu. Şimdi 1933'te 34'te yani Atatürk Yunanlarla Balkan Paktı'nı kurduğunda önemli bir hamle yapıyor. 12 yıl önce senin denize döktüğün Yunanistan Cumhurbaşkanı Atatürk'ü Nobel Barış Adayı gösteriyor. Bunları geliştirmek. Ve Ankara ziyaretleri var. Ankara'ya Ankara, Ankara geliyor çok doğru Ankara'ya geliyor. Yani bunları geliştirmek lazım. Biraz bakışı buraya doğru çevirmek tabii, lazım. Tabii. Öbürü, tabii. öbürü son derece ilginç. Yoksa ben şey itiraz etmem. Yani hele hele yurt dışı açısından baktığında inanılmaz düşmanlıklar var. Yani sen istediğin kadar yumuşatmaya çalış. Heh. Yani. Ya hayal onay, kurmayalım. Ona hayal et, kurmayalım. Yani romantiklik dediği hayal ya, kurmayalım. Gerçekçi ya, olalım. Ama ya, dostluğu tabii. zorlayalım. Tarihi tarih herkes yani. kendi cephesinden yani. yazdığı için. onlarda kendi çocuklarına tarihi. Kendi cepheden yazıyor. Ya bin, bin, buna itirazım yok. 1919'u bakın biz 1919 bizim için İstiklal Harbimizin başladığı yıldır ve çok önemli bir anlamı Aynen. var bizim için. 1919'u okullarında, mekteplerinde Pontus soykırımı sözde soykırım diye okutuyorlar. <laughs> yani bunu bizim buna idrak etmemiz lazım. Yani şuna bizim karar vermemiz lazım. 1919, 19 Mayıs 1919 bizim İstiklal Harbimizin başlangıcı mıdır? Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbini başlattığı gün müdür? Yani sembolik manada yoksa e sözde onların iddia ettiği gibi veya <laughs> Pontus halkına yönelik bir soykırım suçlusu olduğumuz gün müdür? Yani onun için bizim romantizm yani dediğim tabii bu ya, tabii yani söyleyeceğim bu kitaplar yazıyorlar, eğil, ya, fonlamalar mi? yapıyorlar. Yani bu iş onun için dikkatli olmamız Peki, lazım. Ya, ee, bir eylül eylül evet. geliyor. 6 Eylül, 6 eylül, eylül, çık, eylül bütün gene kurtuluş günleri olarak kutlanır Çünkü tabii. şey vaktimiz daralıyor tamam. arkadaşlar. Kıbrıs Üstelik biz biz de Kıbrıs. onların kurtuluşuna bir laf etmiyoruz. Bak 1821'e biz ki 1821 Türk katliamıdır, evet. Türk soykırımıdır. Biz 1821 süreciyle morayla ilgili biz bir şey söylemiyoruz, saygı duyuyoruz ona. Yani. Peki Kıbrıstaki buluşma, kutlamalı 50 yıl kutlamalarında Türkiye heyeti tam kadro neredeyse, maşallah Kıbrıstaydı. Ancak bu Sayın Özgür Ölenin CHP liderinin kadrosuyla katılması, Sayın Cumhurbaşkanı yanında. Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da olduğu ortamda yan yana görüntü vermesi, birlikte görüntü vermesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bir kısmında büyük tepkiyle karşılandı. Özgür Özel'e feci eleştiriler yapıldı. Size dönüyorum çünkü sizin cevaplamanızı istiyorum. Aslında güzeldi, görüntüler hoştu Türkiye adına. Çünkü Kıbrıs bizim için önemli bir mesele. Doğru. Ve 50. yıl çok çok değerli. Evet. Öyle, o görüntünün olması gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Doğru. Hani Özgür Özel diyor ya, biz yurt dışında, dünyada Türkiye Partisi'yiz. Çok, çok anlamlı bulanlardanım ben evet. de. Ben tepki gösterilmesini anlamıyorum. Ancak başka bir kriz oluştu. Yani aslında orada Erdoğan'la yapılan görüşmeler, o kutlamalar anında, törende, hiçbir sorun yok. CHP'li bazıları tepki gösteriyordu olsa. Fakat Büyükelçilik nezdinde çok büyük bir kriz yaşandı. Metin Feyzoğlu'nun e, Kıbrıs Büyükelçisi'nin Sayın Özgür Özel'i karşılamaması, protokolde ona protokol gereği ona bir karşılama hizmeti vermemesi Özgür Bey tarafından, Özgür Özel tarafından tepkiyle karşılandı. Çok ağır bir şekilde yapılanın saygısızlık olduğunu, e, bile isteye yapıldığını Sayın Feyzoğlu'nun kendisine e, geçmişten kendilerine bir husumetten dolayı bu karşılamayı yapmadığını filan söyledi. Feyzoğlu da dedi ki bizim zaten işimiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir parti liderini karşılamak e, biz bizim görevimiz bu değil. Biz bakanları karşılarız, devlet büyüklerini karşılarız. Şimdi siz olaya nereden bakıyorsunuz? Yani ee, tören güzeldi, her şey güzeldi, kutlamalar güzeldi ama bu Kıbrıs Büyükelçisi'nin karşılamama meselesi kriz yarattı. Sanki o törenin de üstünü kapattı. Ne diyorsunuz bu konuda? Öncelikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu şehit olan tüm Mehmetçiklerimizin Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Mukavemet Teşkilatı öyle, mücahitler orada çok ciddi bir fayda sağladılar. Ve bugüne geldik Allah'tan, iyi ki geldik bugüne ve orada e, Türkiye için çok kritik olan, sizin de biraz önce beyan ettiğiniz gibi Sevilay Hanım çok doğru bir tespit o. Türkiye için hayati öneme haiz olan Kıbrıs'ın en azından bir kısmını orada yaşayan Türklerin devleti olarak ilan ettik. 83 zannediyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Türkiye için hayati ve önemlidir. Dolayısıyla ana muhalefet Partisi lideri için önemlidir. Ben iki kez Kıbrıs'a gitme fırsatım oldu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte o gezilerde, o gezilerde Sayın Devlet Bahçeli evet oradaydı ama biz e, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu göremiyorduk oralarda. Hı hı. E, o da üzüntü e, meydana getiriyordu bizde. Çünkü bir parti veya iktidar partisinin meselesi değildi o Kıbrıs ya hani e, tüm muhalefetiyle, iktidarıyla e, herkesin hassas olduğu, devletin değişmez politikası olan bir durum. O hassasiyeti de biz Kılıçdaroğlu'nda idrak etmesini isterdik orada 20 Temmuz'larda. Fakat o, göremiyorduk biz onları. Ee, hakikaten 20 Temmuz Kıbrıs açısından da sıcaklığın son derece yüksek olduğu bir e, zaman e, ve takım elbiselerle sürekli sahada olduğunuzu düşünün o, onun ne defak olduğunu bilenlerdenim yani orada takım elbise kravatlarla üzerimize yapışmış takım elbiselerle acayip bir sıcak vardı yine de öyledir e, 20 Temmuzlar şimdi e, şunu söyleyeyim e, o büyük elçimizin e, izahı şu noktada e, ee, doğru doğru değil. Şu noktada doğru değil. Yani e, orada netice itibariyle bir eş sahibi pozisyonunuz var ya. Dolayısıyla orada ana muhalefet, ana muhalefet partisi eski alışkanlıklarımızda ana muhalefet partisi diyoruz ama e, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı e, orada işte gelmiş Kıbrıs'a. E tabi ona da e, bir karşıla, karşılasam mesela ne olurdu e, Özgür Özeli değil mi? Hani gelmiş oraya kadar. Protokolde yeri olan Protokolde yeri olan bir e, genel başkan. Dolayısıyla çok rahat karşılanabilir yani muhalefet partisinin genel başkanı. Hı. Bence hiçbir beis yok. O noktada Özgür Özel'in e, eleştirisini ben doğru buluyorum açıkçası. E, Feyzoğlu'na yaptığı eleştiri çok doğru buluyorum. Hı hı. Çünkü e, devlet meseleleri e, kişisel e, bir takım mesafelerle kişisel sevip sevmemeye göre değerlendirilecek meseleler değil. Dolayısıyla siz orada ev sahibisiniz. Özgür Özel'e mesafeniz olabilir öyle gözüküyor ki öyle gözüküyor. Ee, yani var mıydı daha önce meseleler onu da çok bilmiyorum ama. Eskiden biliyorsunuz. Bir mesafeleri veya unuttuk. Siyaset yaptığı belki kişisel değil de parti olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir mesafesi olduğundandır. Yani kişisel bir husumet olduğunu düşünmüyorum ben. Metin Bey, yani, siyaseti vardı işte ya, bu, siyaset e, yapma arzusu öyle. Tamam da işte bu geçmişinde bu hisler, geçmişindeki tavırlar falan değil. Artık büyük elçisiniz Kıbrıs büyükelçisiniz elçisiniz. Dolayısıyla e, gelmiş bir ana muhalefet partisi e, genel başkanını pek hala karşılayabilirsiniz. Ya burada ne olacak hani tokalaşırsanız eliniz mi e, şey olacak? Peki siz e, böyle e, siz, sizin bu düşünceniz e, gayet olgun, <laughs> mantıklı, makul. Bu güzel kutlamaların, törenin. O birleşmenin üzerine. Ee, Sayın Özgür Özel diyor ki mesela biz diyor bunu Dışişleri Bakanlığı'na havale ettik diyor bu saygısızlığı diyor. Şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir herhangi bir açıklama veya Sayın Feyzoğlu'ndan herhangi bir şey e, özür e, bir e, teklif ben, gelmedi. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın e, Özgür Özel'in bu haklı itirazını değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Öyle mi? Evet net bir şekilde. Hı hı. Değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. E, ve dolayısıyla e, Kıbrıs büyük alakalı e, bazı noktalarda e, sadece bu değil, bazı noktalarda hassasiyet serdetmesi gerektiği kanaatindeyim. Onlar biliyorlar. E, dolayısıyla e, Sayın Feizi ben bu tavrını doğru bulmadığımı söylüyorum çok açık bir şekilde ekranlarınızdan. Şimdi e, bu biraz, noktada biraz kraldan çok kralcılık mı oluyor? Yani Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Ha şöyle şöyle Sayın Cumhurbaşkanı davet etmiş Son CHP Genel Başkanını. Tabii. Sayın Genel Başkan da kalkmış Cumhuriyet Halk Partisi gitmiş. Gayet hoş bir fotoğraf. Kıbrıs barış harekatının 50. yıl dönümü. Bütün Türkiye'nin şeyi orada dünyaya resim veriyorsunuz. Yani Metin Bey'in yaptığı biraz kraldan çok kralcılık kendi, değil mi? O kendisini bağlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız orada o tabirdeki işte kral olarak vasıflandıracaksa, <laughs> o tabire göre tabii söylüyorum, atölye göre, hiç öyle bir talebi veya şeyi olmaz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bak, yoğurt işini bilenlerdenim. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Özgür Özel'e en e, nasıl nezaketle karşılanması gerekiyorsa, o şekilde nezaketle karşılanmasını ister. Hı hı. Çok net ifade ediyorum. Hı hı. Hiç öyle... Kırıp dökmeyi seven işte ya bu böyle karşılansın ya ona da biraz böyle aşağıdan bir dalga geçelim. Hiç öyle bir tavrı olan bir lider değildir Sayın Cumhurbaşkanımız. Çok net ifade ediyorum. Peki. Dolayısıyla hele bu zamanda hele böyle bir görüşme trafiği varken hı hı. hele böyle bir siyasi atmosfer varken ben e, Sayın Özgür Özel'in e, o e, hususlardaki itirazının Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok açık söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Peki. Umarım duymuşlardır, bu mesajı almışlardır. Peki, Necdet Saraç, e, bu konuda hemen e, yani Mücahit, Mücahit Bey'in evli fikir olduğunuzu düşündüğüm yani. için bunu sormayacağım ama doğru. Özgür Özel'in bu e, Kıbrıs'a gitmesi, 50. yıl kutlamalarına katılması, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüntü vermesi CHP'nin e, tabanında bir kesimde acayip tepkilere neden oldu. Yani çok kötü cümlelerle, kötü ifadelerle Özgür Özel'in Erdoğan'a yanaştığı Erdoğan tarafından kullanılan bir siyasetçi lider haline dönüştüğü mealinde böyle bir sürü şey. Siz ne? Ben, ben fikrimi söyledim yani. Orada olması gerekiyordu. Keşke Kılıçdaroğlu daha önceki yıllarda olsaydı. Kılıçdaroğlu da gitti canım. Kılıçdaroğlu başka de, bir mesele yani, çünkü. da gitti. Yani Siz, Özgür Özel'in gitmesi son şey doğru. Yani anlaşılır bir şey. Ayrıca şey 50. yıl. Peki CHP'lerin bu tepkileri? CHP'de yani bu çok genelleştirmemek gerekiyor. Yani bazı tepkiler var. Fotoğraf kareleri. Yani çok daha somut söyleyeyim. Fotoğraf karelerine e, tepki var. Yoksa ben CHP'lilerden Özgür Özel'in Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yılında kutlamalarında ne işi var diye bir şeyini okumadım. Fotoğrafların nesiremez mesela? Ya, ya, e burada e böyle yani. bir şey yok yani. Fotoğraflarda ne var yani bir, bir ya işte protokolde konuşuyor. Bir iki fotoğraf karesi eee yayınlandığı için ona yok tepki var yoksa ben bir tek CHP'den şeyi görmedim. Sayın başkanımıza eğilerek e işte bir şey söylemesi. O öyle mi? yani fotoğraftan kastım o yani? E arada Numan yani, ama, Bey var ne nasıl ama söyleyecek? Bakın, bak şöyle genelleştirmemek gerekiyor. Ne ben şey. yani tersi varsa söyleyin yani ben bilmiyorum. Ben hiçbir CHP'nin sosyal medya hesabını takip edebildiğim oranda tabii hepsini takip edebilme şansım yok ama takip edebildiğim, yorumlara bakabildiğim şeyde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın burada ne işi var diye bir yaklaşım görmedim. Yani böyle bir tartışma görmedim. Kaldı ki e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün, sanıyorum önceki gün müydü? Dün. E, dün e, Sözcü TV'de e, Uğur Dündar'ın bu sorusuna net cevap verdi. Yani dedi ki biz 31 Mart'la birlikte bu ülkenin birinci partisi olduk. Birinci partisi olduğumuz için de e, ülkenin Cumhurbaşkanı'yla ve e, AKP Genel başkanıyla görüşme talebi bizden gitti dedi. Ki Bilinen evet. bir şeydi zaten bu. Yani bilinmeyen, gizli saklı bir şey değil. E, bu görüşmeyi de kendisi doğru gördüğünü ifade etti. Ben liderler düzeyindeki bu görüşmelerin e, doğru olduğunu düşünenlerdenim. Burada tabii mesela benim eleştirdiğim noktayı söyleyeyim. Yani bir politika değişikliği gibi bir algı var. Türkiye'de şöyle bir, yani CHP'liler açısından da şöyle bir tartışma var. Şimdi 22 yıldır bu ülkeyi AKP yönetiyor. Ve bütün yani mevcut süre, sürecin sorumlusu doğrudan AKP'dir. Daha da somut söyleyecek olursam e, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'dır. Bu sürecin doğrudan sorumlusu. Bunlar yokmuş gibi yani ben bugüne kadar ee, Özgür Özel'den bunlar yokmuş gibi bir yaklaşım görmedim. Bunları eleştirmeye devam ediyor yani süreci. Burada e, ki yani tartışma biraz şeyden yürüyor. Yani e, ya bu görüşmeler iyi hoş. Mesela diyelim ki bakanlar arasındaki görüşmeyi çok anlamsız buluyorum. Yani hmm. Ee, i̇şte işte birçok görüşmeler oldu. İşte ekonomi bakanıyla görüşme oldu. Bugün kadından sorum, kadın ve aileden sorum. Bunlar anlamsız görüşmeler. Niye anlamsız? Ya şundan, ya, ya bu ülkede yani tartışmayı hemen derinleştirmek istemem ama ya bu ülkede Erdoğan'sız bu politikalar olmaz. Yani diyelim ki bakanların kendi arasında, bakanlar dediğiniz seçilmiş de değil, atanmıştır. Politika değişikliği yani olabilir ne olacak? mi? Bu Mesela diyelim ki kafayı takmışsınız burada. Hocam olacak? atanmıştır bakın. E, Mehmet Çimşeyin, Mehmet şeyin? politikasının arkasında Erdoğan durmasa durmasa. E, bu bakanların Cumhurbaşkanı tarafından, başkan tarafından atanması son derece doğal. Hani bunda yani, atanmıştır diye vurgusunu niye yapılıyor? Ya, ya, Yapmanıza ya, gerek Türkiye bir seçilmiş e, bakanlık dönemlerini de bildiği için, yaşadığı için söyledim. E, buradaki şey şu. Bakın bu politikaları yok saymak tehlikeli bir iş yani 22 yıllık sürecin orta olmamak lazım. 22 yıldır bu ülke nereye gelmişse ortak mı görünüyor? Ya bu yansıyor. Nasıl yani tabii? şimdi mesela diyeyim ki Nasıl bakanların tabii? görüşmelerinde hangi sonuç çıktı ortaya? Ben de eleştiriyorum mesela anlamsız buluyorum. Niye bakanlar birbiriyle görüşür ya da gölge bakanla bakan görüşür? Hangi değişiklik oldu? Mehmet Şimşek'te 4 saat oturuldu. Değişiklik var mı? Yok. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleri ortada. AKP'nin söyledikleri ortada. Ama belki istifade yani, oluyordur karşılıklı bir yani, yanlış bakın şöyle, falan. Diyalog her zaman önemlidir. Ama Türkiye siyaseti, işte, yani işte Amerika ile ilgili kutuplaşmadan bahsediyor. Siz iktidarla bütünleşiyoruz diye mi çekiniyorsunuz? Ona? Ben çekinmiyorum evet. bak ben çekinmiyorum. Tartışma noktası şöyle bir şey. Yani iktidarın e, günahlarını, Söyledi zaten. günahlarını Cumhuriyet Halk Partisi... E, ne ortak olmamalı bu günahlara, hiçbir biçimde ortak olmamalı. E çünkü, oluyor mu bu görüntülerle? Bu oluyor görüntüler mu? şöyle bir şey bakın. Tehlike, tehlike şurada, daha da daha net söyleyeyim. Buradaki asıl tehlike şu, şimdi 22 yıl çok uzun bir süre. Yani işte demin Atatürk konuştuk, toplam süre 15 yıl. 1923-1938. 22 yıl çok uzun bir süre ve bu uzun süre bir süre sonra şöyle bir şey Hem ideolojik politik bir hegemonyanın oluşmasını beraberinde getiriyor. Hem de bakışı ona göre şekillendiriyor. Kolay bir iş değil alışkanlıklar o. 22 yıldır halk seçmemiş gibi ya, yani bu 22 yıl lafını e, vatandaş getiriyor. Hayatın, ya, kuruyor ya yani Türkiye'yi bırak. Doğal bir şey yok bak Türkiye'yi bırak herhangi zaman bir ülkeyi benim, bakın herhangi bir ülkeyi bir, düşünün, zaman, düşünün. Ne olacak? 30 yıl olur. Alışkanlıklar alışkanlıklar. Vatandaş istedikten sonra ama şöyle ben bir söylediğim şu. çok net ifade ediyorum. Süre uzadıkça bir süre sonra o psikolojik üstünlük büyümeye başlar, devam etmeye başlar. E, Türkiye öyle bir noktada ki yani tartışmanın özü şurada. Hı. Bir sürü şey e, siz mesela sorunun çözümü sorunun çözümü e, AKP'nin en önemli sloganı neydi? Çözerse AKP çözer. AKP çözemiyor artık. Öyle değildi. CHP'nin CHP'nin. AK Parti çözer. Yaparsa AK Parti yapar. Ek yaparsa AK Parti. Çözerse AK Parti. <laughs> Doğru Bugün 2024 Türkiye'sinde ne yaparsa AK Parti yapar sloganının bir geçerliliği var ne de çözerse AK Parti çözer var, var. bir geçerliliği var. Cumhuriyet Halk Partisi şu bilinçli olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de yöneticileri de bugün Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisidir ve Cumhuriyet Halk Partisi o Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimi e Yalnızca sayısal bir üstünlük seçimi değil, Peki. siyasal bir üstünlüktür, psikolojik Bak, üstünlüktür. bir üstünlüktür. Bunun görülmesi lazım. Volkan. CHP seçmeni zaman zaman Volkan eleştirirken gücün. bunu söylüyor. Günahlarına mı ortak oluyor görüntü o mu? Yanlış mı yapılıyor? Yani e, genel başkanlık düzeyinde değil ama diyor bu bakanlar arası görüşmelerde filan yapılan görüşmeler. Anlamsız diyorum. Anlamsız ve yanlış. Ben doğru buluyorum bu görüşmeleri. Ee, bir kere Özgür Özel'in çizdiği o çerçeveyi. Doğru buluyorum. Yani e, gerek Cumhurbaşkanlığı e, külliyesine gitmesi gerek. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde ağırlaması. Külliyeye gitmedi yani külliye değil. De. E, özür dilerim. Genel genel, merkez. genel merkezine gitmesi gerek. Genel merkezde ağırlaması yani 30 Mart <laughs> seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bir nevi CHP'yi farklı sosyolojilere de açıyor. Yani çevremizde gördüğümüz e, ne bileyim... E, CHP bugüne kadar uzak olan insanların, duvar çeken, set çeken insanların CHP saygı duymaya başladığını görüyoruz. Biraz da Özgür Özel onu yapmaya çalıştı değil mi? Bu AK zamanla sevgiye dönerse, empati. Ya açıkçası şöyle birinci parti ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi işte bu biraz da Kemal Bey'in e, temelini attığı, Özgür Bey'in de o temelin in üzerine inşa ettiği o farklı e, sosyolojilere, farklı dünya görüşlerine açılmanın sonucunda bunlar geliyor. Şimdi Ankara'dan örnek verelim Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla bu bu açılımı yapması gerekiyordu. Helalleşme süreci ne kadar aslında çok eleştirildi ama bence değerli bir süreçti Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Dolayısıyla bunun siyasi kazanımlarını da görüyor. İşte birkaç kişinin hapishaneden çıkarılma sürecini beraber izledik ama aynı zamanda toplumsal kazanımlarını da görüyoruz. İşte. Türkiye'deki ana muhalefet partisiyiz ama dışarıya karşı Türkiye partisiyiz söylemini bu Kıbrıs'ta da görüyoruz. Yani Sayın Özgür Özel'in bir tabiri var. Klavye solcuları diye böyle hani yani ne yapacak da hani orada Cumhurbaşkanı'na sırtını mı dönüp oturacak? Yani orada Kıbrıs o barış gösterir. Mi? Kıbrıs barış hareketinin 50. Tartışılan yılı var. Fotoğraf, evet. Bu yani AK Parti'nin zaferi mi? Hayır. Bu Milletimizin, AK Parti yoktu o zaman zaten. Ay ne var bu zaman. fotoğrafta milletimizin, ben Milletimizin Kıbrıs'ta Ay, başardığı bir var. zafer. Evet. Dolayısıyla yani bu fotoğrafta beraber görüntü verebilirler, beraber konuşabilirler. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi başka bir siyasi konuda genel merkezine bir pankart açıyor eleştirel manada. Ama orada verilmesi gereken fotoğraf tam da bu. Konuşacak tabii ki birinci partinin lideri ve ana muhalefet lideri, partisinin lideriyle Sayın Cumhurbaşkanı, tabii ki görüşecekler. Kıbrıs'ta tabii ki bir bütün olarak e, fotoğraf verecekler. Ya işte yok birlikte gitmiş, yok muhabbet etmiş. Bunlar tartışılıyor bir kesim tarafından ama ben büyük kesimler tarafından ve farklı kesimler tarafından Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu davranışların ona hem siyaseten hem de toplumsal açıdan Fayda Peki, sağladığını bu, düşünüyorum. Volkan Gültekin orada hemen hemen bütün eski genel başkanlar vardı rahmetli olanlar hariç. Ama Kemal Bey davet edilmesine rağmen Katılmamış. bu Buna ne diyeceksin? Katılması gerekiyordu net bir şekilde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Metin Feyzoğlu konusunda şunu da altını çizelim. Sayın Özgür Özel'in yanında Sayın Murat Karayalçı ve Sayın Hikmet Çetin de vardı. Bu iki insan bir özelliği daha eski başbakan. var. Eski Eski dışişleri bakanları. Ha, tabii canım ya. Ya şimdi yani tabii eski canım. amirlerine saygı diye ha, bir şey de bu ülkenin devlet Murat Karayalçı başbakanlık yaptı. Başbakan yardımcısı. Ha, yardımcısı, ha, yardımcısı dışişleri yaptı. bakanlığı. Dışişleri. Dolayısıyla bu ülkenin başbakan yardımcısı da yaptı. Evet yaptı. Ama hani ben şu yüzden ben Çetin. söylüyorum elçiliğin en üst e, konumu dışişleri bakanlığına bağlı olduğu için hani. E, Burada bizim devlet kültürümüzde şu vardır eski de olsa yöneticileri, yöneticileri bu Doğru. devlet yönetiminde bunlar çok önemlidir. Doğru. Karşılar yani şimdi siyasi olarak ideolojiniz değişebilir hayata bakış açınız değişebilir fikirleriniz farklılık gösterebilir. Ama siz devlet adamlığını başaramıyorsanız orada sorun vardır. Bir tek noktada sizden ayrı düşünüyorum orada ev sahibi Metin Feyzoğlu değil ev sahipleri geliyor. Yani asıl sahipleri geliyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçerli. Milliyetçi asıl, Hareket. Anlamadım. Asıl sahipleri. Siz yani. dediğiniz ev sahibi Metin Feyzoğlu karşılama. Hayır, evin sahibi aslında yani. Milliyetçi Hareket Partisi, ha. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, Büyük devletin işte Tabii ki yani bir bütün olarak geliyor sen ne hakkı senin karşılamamak. Ya da birazcık o e, geçmişte verilen mücadeleye eee borçlu <laughs> Sayın Feyzoğlu demek istiyor <laughs> de. o kan Ya senin ne haddine onları karşılamak. karşılamamak yani ayırmak. Onlar öyle bir, bir devlet yönetiminde e, tüm partiler bir araya gelip e, bir bütün görsel veriyorlar, bir mesaj veriyorlar. Aslında bu mesaj aynı zamanda dışarıya da karşı Kıbrıs sorununda e, büyük önem taşıyan bir bütünlük sergiliyorlar. Orada bir tane büyük elçi çıkıyor, kendi başına böyle bir karar veriyor ve bunun izahı yok. Sence Dışişleri işleri, Bakanlığı ne yapmalı? Derhal müdahale etmeli. Ne ne yapmalı? müdahale kasıt, Yani çok görevden net bağlı. görevden almalı. Tabii ki görevden Öyle almalı. Mi? Ya, büyük işte, mi? Ana büyük yok şey ki görevden bir alsın şey. canım. Böyle böyle şey olur mu? Neden Allah, almayacak? Allah, Allah, ana Allah, muhalefet abi. değil, partisinin ya, hayır, lideri. Bu ülkenin 100 yıllık partisinin lideri. Büyük elçinin böyle bir görevi yok. İsterse 500 yıllık parti olsun. Olur mu? Devlet geleneğimizde olan bir şey. Ben hepinizden ayrılıyorum yani. Siz lafınızı bitirin, ben konuşayım. Ama görevden alsın ne demek ya Güzel burada oturup yargı dağıtalım. E felanca büyükelçiyi görevden alalım. Falan milli eğitim Müdürlüğü, vali valide içişleri bakanı görevden alsın. Böyle şey olur mu ya? Bu ülkenin Gazetecisi 100 partisinin lideri, birinci partisinin lideri, ana muhalefet partisinin lideri bir ülkeye gittiği zaman büyükelçi onu karşılamıyorsa görevden almadır. Bu devlet geleneğinde <laughs> olması gereken bir e, kuraldır ve karşılamadır. Bu teamüllerde yer alır yani. Burası çok özel bir yer. 50. Yok hiç öyle bir tane çok bile. Çok özel bir yer. 50. Yani şey lafınız bittiyse tuttuması. ben devam edeyim sizi bölmüş olmayayım. Şimdi bir tane bile böyle bir örnek yok. Yani Bir Türk tane dış... bile derken? Türk Dışişleri tarihinde böyle bir şey yok. Felence yok. Parti'nin reisini karşılamadı diye bir Büyükelçi'nin görevden alınması diye bir şey yok. Devlet protokolü var orada Gaffar Bey. Şimdi bakın tekrar ediyorum Büyükelçi'nin parti başkanı karşılama vazifesi yok. Parti Büyük lideri elçi. olarak gitmiyor ama şimdi şu bir arası. defa Devlet kavramları gidiyor şu görüntüye görüntü protokolü gösteriyor. Arkadaşlar kavramları yerli yerine oturtalım. Bir defa ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti. Bakın ev sahibi Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı değil. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan değil. Bunların hepsi misafir. Ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Yani. Ya hepimiz şimdi, millet olarak sahibiz. Şimdi, mi? Ya o ayrı bir şey, şey olmaz, onu söylemeyin. Ama şimdi bakın... Ka şimdi kavramları Kıbrıs, herhalde. şimdi kavramları yerli yerine oturtalım arkadaşlar. Kıbrıs söz konusu kavramları... olunca kendimize ev sahibi görüyoruz doğal yani. tekrar ediyorum şimdi böyle konuşursanız derler ki ya, bakın. olarak söylediniz bunu, Böyle söylediniz konuşursanız de. derler ki ha Kıbrıs aslında bir devlet değil Türkiye'nin bir vilayeti derler. Bakın öbür bir başka teze hizmet eder bu cümleler. Dikkatli olmalıyız. Kavramları yerli yerine oturtalım. Yani kavramları kavramları koyalım ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde Türkiye'nin büyükelçisi de işte Turan Feyzoğlu başka biri olabilir. Büyükelçinin büyük, elçinin, büyük elçinin devlet protokolünü karşılama vazifesi var fakat zaman limiti dahilinde. Niye karşılamadı, niye karşılamadı? Metin Bey onunla ilgili bir açıklama yapar. Bak, iyidir, kötüdür, yapmış, ötesinde bir şey söylüyor. Yapmış, yapmış. Ne demiş? E, demiş ki efendim biz e, sadece mi? bakanları İsmail Saymaz'a konuşmuş hatta. Evet, Çok demiş? basit bir cevabı evet. var demiş. Evet. Ben ve Büyükelçimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC, Kuzey Kırmızı, Türkiye tamam. Cumhuriyeti Meclisi karşıladı. Doğru. büyük Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bila tamam. istisna Türkiye'den gelen bütün partileri e, Kıbrıs Meclisi çağırdı. Onların davetleri çünkü. Tamam. Biz tamam. Türkiye Büyük Millet tamam. Meclisi'nin gönderdiği heyetleri par parti ayrımı yapmaksızın karşıladık. Birinci müsteşarımız tamam. Namık Tan'a gidip herhangi bir ihtiyacınız var mı? Bir şey yapabilir miyiz diye e, resepsiyonda soruyor. E, hayır ihtiyacımız yok teşekkür ederim tamam, diyor. Bu kadar. Daha önce Gazze'ye getireceğiz dediklerine bir genel başkan yardım aramıştı. Destek istiyor musunuz deyince hayır her şeyi biz yapıyoruz. Ya. Bunların hiçbiri doğru değil diyor ama Özgür tamam. Özel de diyor ki ben Türkiye'de protokolde üçüncü sıradayım. Beni karşılama görevleri arasında ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin ana muhalefet lideri büyükelçiler bize havalimanlar havalimanlarında karşılıyorlar. Doğru, net. Gelemeyebilirlerse elçilikten biri gelir. Hiç kimse yoksa çaycısı gelse başımızın üstünde yeri vardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni karşılıyordur diyor. Onu Valla ben yani, bu milletvekilleri için de geçerli Ben bu arada. Milletvekili gittiğinde karşılar. Sayın Büyükelçi'nin açıklamasını olgun, ben gayet olgun, gayet, gayet yeterli yani. buluyorum. Gayet yeterli, yeterli buluyorum. Neden biliyor musunuz? Hı hı. Yetişemedik hepsine diyor. Bütün devlet erkanı yetişemedi. Başka birisini gönderebilir. Zaten gönder. bir tane ana muhalefet lideri var. Arkadaşlar karşılamak zorunda değil ya. Özgür Bey'in bu açıklaması... Karşılamak zorunda diyor ama Özgür Bey. Bak protokolü bilmiyoruz. Büyükelçi de zorunda değilim diyor. Hayır, şimdi bu bir tercih meselesi. Siz özgür bey'e inanıyorsunuz. Hayır, ben büyükelçiye inanıyorum. Ama şimdi eğer şimdi devlet zaman... protokolünde böyle bir şey varsa karşılama... Çünkü diğer bakın diğer ülkelerde biz nereye gidersek hep bir karşılıyorlar. Birkaç Birkaç heyet halinde gidiyor bu ekip oraya. Yani burada şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yılı konusu. Yani bir tane uçak inmiyor. 10 tane, 15 tane uçak iniyor. Bir kısmını birileri karşılamıştır, bir kısmını birileri. Kimin davetlisi Özgür Bey? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin davetlisi. Diğer parti liderleri de öyle. Onları kim karşılıyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Peki bu konu bu kadar önemli mi? Bence oraya bakalım. Diyelim tamam Turan Feyzoğlu e, yanlış yapmış Sayın Feyzoğlu. Turan değil Metin, Allah metin. Bledesin, metin, metin Feyzoğlu. Allah rahmet eylesin. Metin, Turan. yanlış yapmış. Hı. Tamam yanlış yapmış olsun eyvallah. Peki Özgü Bey niye bu konuyu bu kadar gündeme taşıyor? Konu ne? Yani diyelim ki sizi karşılamadınız. Saygısızlık. Tamam saygı. Ya, bu birinci günden bu mu? Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. senesi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi bunun adını Kıbrıs Türk Devleti yapmak ve dünyada tanınmasını sağlamak. Sayın Ana Muharret Partisi, Sayın CHP lideri, diğer liderlerin oraya gitmesini siyasi anlamı da buradan ileri geliyor. Şimdi siz tuttunuz, bütün bu şeyin üzerine, bu hedefin üzerine geldiniz, bir şal attınız. O şalda, vay efendim Büyükelçi beni karşıladı. Yok ama yok. Şimdi Özgür Bey'in, ben, Özgür, Özgür <laughs> Bey'in, siyasi çizgisini genel olarak son dönemde beğeniyorum. Takdir ediyorum, yazıyoruz, söylüyoruz. Yani Özgür Bey'i eleştirdiğimizden çok takdirlerimizi söylüyoruz, beğeniyoruz da. Fakat şimdi böyle bir durumda siz yani büyük bir konu varken onun üzerine vay efendim Büyükelçi beni karşılamadı, vay dışişleri buna müdahale etsin, adamın kulağını çekin, Aman bu, ben nasıl bana benim önüme halı sermezsiniz? Ben Şu, kim ben kim bundan sen biliyor musun? gelen bir ya. şey bu mantık özgür yani. Özgür Özel şöyle demiş. Ben değerlendirmeyi dışişleri bakanlığına bırakıyorum. E, tamam. Ben ona bir kulp takarım. Onu öyle kullanırlar ama bu doğru değil. E, taktın bu, zaten onu. Bu hazımsızlıktan o, başka geliyor. Başka bir dönekler Örnekler çok Geçmiş ortodoks mi? olur. Söylenecek çok söz Aa, var bak, da tamam. Taşıdığı bayrağa saygıdan güzel. söylemiyorum. Bak yani Biz özgür rahatsızlığı Dış tamam. işlerine bildireceğiz. Tamam. Gereğini yapmakta... Özgür, Özgür Bey işler. eteğindeki taşları dökmüş. Ben de Bilmiyorum. sorayım. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Koskoca CHP'nin genel başkanı. Evet. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyük elçisine dönek diye hakaret etmekten hicap duymuyor musunuz? Ayıp değil mi? Dönek diyorsun. Dönek dediğiniz kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisi, büyük elçisi. Ne hakla dönek dersiniz devlet Dön, adamına? Hadi buyur. Dönek dönek ya, bir değil beyefendi. Yani... Dö dönek bir hakaret. Yani... Ya dönek bir hakarettir. Dönüp dönme diye bir şey yok. Size göre dönmüş. Ona göre sorarsın. Ona göre dönmüş Hayır yani. dönmüş değil. Milli çizgiyi ya, seçmiş. Ya, Cumhuriyet, Halk Partisi'ne operasyon Partisi çekildiği genel için. Genel başkanı olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne küresel yani. operasyon ya, çekildiği demin için. diyordun ya romantik olmamak seç. lazım. Özgür Bey'in hazımsızlığı da CHP'nin hazımsızlığı. Ya Gaffar Bey. Çünkü demin Feyzoğlu demin milli kendi... çizgide duruyor. Efendim o Gaffar, da hazır. Şimdi bakın siyaset istediğini yapar. Siyasette normalleşme olur. Siyasette başka bir şey olur ama devletin tavrı değişiyor. Tavrı tarzı bu ya. Kusura bakmayın eteğinizdeki taşı dökeceksiniz. Siz Büyükelçi'ye dönek diyeceksiniz. Feyzoğlu hakaret etmiş. Sayın Büyükelçi Özgür Özel e hakaret etmiş mi? Var mı hakareti? Sayın Özgür Özel'e herhangi bir yanlış bir cümlesi var mı? Bir laf söylüyor mu? Söylemiyor. Ama Özgür Özel hakaret değil mi? Yok sayıyor ana muhalefet partisi, Dönek diyorsunuz lideri. ya dönek hakaret. Yani bu da bir hakaret. Dönek Bence, hakaret Cumhur Halk Partisi'nin genel başkanı. Dönek yapıştırıyorsa yapıştırıyorsa çok üzerinden, dönek kelimesi üzerinden yapılan ya, hatayı ya. aklayamazsınız ya, ki ama. Ya yani. Ya bar Efendim, bar dönekler, bu tartışma olmazdı ya. Evet, Niye ya. ya? ya. Neden, Neden karşılamıyor? Bunu kabul etmek gerekiyor. Karşılaması gerekiyor. Dönek hakaret sayılmıyor. Emsal davaları var. Bana çok dönek dedi. Ne diyecek Çok suçluyum. Hakaret amir. Hakaret hey, 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 Gafar Bey bana da çok Bak, dönek diye de, hakaret edildi. Hakaret ağımız bir laf. Çok suçlu. Gafar Bey iyi anlatıyorsunuz dönek da. Dönek hakaret. Karşılasaydı bu tartışma olmazdı. Ben burada bir anladım. Işte. Demek ki Özgür Bey'in. Hukukçu biliyor. Bakın, dönek hakaret. Bakın Özgür Bey'in Metin Feyzoğlu ile. İnsan dönebilir ya. Özgür Bey'in Metin Feyzoğlu ile şahsi meselesi var şahsi meselesini devlet işine karıştırıyor. Özgür Bey çok Terse iyi bir yolda. Tam yolda tersine mesela, bakın. Bak. Bir, bak. Aynı cümleleri <gülüyor> <yapmaya> <gülüyor> lütfen Metin Bey hakkında bak, Özgür Bey çok iyi bir yolda gidiyor. Bunu yapmasın. İyi bir siyasetçi <laughs> olacak. İyi bir siyasetçi görüyoruz zaten. Belki Ağrına Türkiye, gitmiş olamaz belki bu, Türkiye, bu Ya Ağrınıza da gitse siz lidersiniz kardeşim. Siz susarsınız. Tam o, yani. o lidersiniz. Niye susun? Böyle olur şey Kraldan yani. çok kralcı Mesela Mücahit Büyücü hak verdi. Özgür Bey ben haklı hak dedi. Ben farklı fikir ben, fikir ben aynı değilim. Ve fikir hatta, hatta dış işleri şey yapmalı dedi. Protokol noktasında bir genel başkanın hassasiyet serdetmesini doğru bulurum. Protokol her şeydir. Şöyle her şeydir. Protokol bir genel başkanın e, devlet için ne ifade ettiğini, devlet protokolünün nerede olduğunu ortaya koyan bir şeydir. Hiyerarşi ve protokol önemlidir siyasette. Dolayısıyla bir genel başkanın bu noktada hassasiyet serdetmesi yanlış denemez. Hani. E, kişisel mevkisiyle alakalı bir şey değil, kendi koltuğuyla alakalı bir şey değil, Özgür Özel'in şahsi meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda e, seçilerek oturduğu koltuğun e, değerini muhafaza noktasında devletin de tanıdığı değerini muhafaza noktasında bir e, He, beyanda bulunuyor. Ben yanlış bilmiyorum. Ha, yine bakın e, durduğum yerde duruyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın bu, bu itirazı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nasıl, onu söylüyorum. Nasıl, nasıl bir değerlendirilmesi? Ben şimdi diyemem onlara yol gösteremem. Ha, diyemem değil ya. ya ben hayır şunu diyemem yani görevden al falan denmez ya, yani. Ya kınama cezası mı verecekler Sevilay Hanım Düşleri elbet görevden alınması gerekiyor. Ana Dışişleri Bakanlığımızın elbette burada lideri, protokol mülazaları vardır. O orada gereğini yaparlar. Ki diyor ki görevden alınması gerekiyor. Gaffar Yakınca diyor i̇şte ki. İşte öyle olur o zaman e, şey, şimdiden CHP'nin ne olduğunu görmüş oluruz. Bak çok enteresan. Ama bu, Kendisini karşılamayan büyükelçinin kellesini koparmaya yani. hamle yapan parti. Kellesini kopan devlet, zaten. devlet yapar geleneğini yapar uygulamayan yapar birine, kellerin cezalandırılması lazım. Halk alışmıştır. Ya. Bak genetiğinde var. Sorun burada. Cumhuriyet Halk Partisi var. valileri, ya, şehir valilerini, ilçe il başkanı yapmış olan partidir ya. Cumhuriyet Halk Partisi budur. Cumhuriyet Halk Partisi kendini devletin sahibi gibi görür. E şimdi de AKP devletin ya. sahibi benim. Yapar. Bak, yaparsa hata yapar. Yani, ya, yani, 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 mu, ya, ya, konudan bir çıkmayalım. Yaparsa, hata yapar. konudan çıkmayalım. Klasik ezberi tekrarlarımız. doğru ezberleri bırakalım yani. Yanlış bir şey mi söylüyorum? ezberi tekrarlarımız. Yaptı mı yapmadı mı? İşi, işi bak. Cumhuriyet Halk Partisi valiliğinin ilbaşkanı tartışabilecek bak. Tartışabiliriz. Cumhuriyet dönemini bir kez daha tartışabiliriz. Sahibi olarak görüyoruz. Kerelerce tartışabiliriz ama. Onun için sevgili görevden siz, siz de şey biliyorsunuz ama yapalım, bak, de, özür dilerim yani, fikrimi olur, söyleyemeyecek yani. miyim? Yani. Ne yapacağız? Uyarı cezası mı vereceğiz? Devlet oluyor. geleneğini Ay, uygulamayan şimdi, bak, devlet de ricalini bilmeyen bir ayrıca, adam görevden alınır. Arkadaş, bu kadar basit. Ayrıca, bu CHP'de olsa, olsa böyle MHP'de olsa böyle AK Parti'de olsa böyle. Metin Feyzoğlu Kıbrıs'ta KKTC'de büyük elçi olarak atanması da bir ödüllendirmedir. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Herkes biliyor aslında. Arkadaş yani şimdi sanki Metin Feyzoğlu Erdoğan'la adli ilaç dışında kapışmadı. Sanki Erdoğan onu protesto etmedi. Feyzoğlu konuşmadı. Sanki Feyzoğlu'nun CHP Genel Başkan aday adayı olduğunu genel başkan aday e niye olduğunu bilmiyor. Niye ödüllendirme bil. olsun? E, ödüllendirme tabii. Hayır fikrine, kendi fikrine uyan, kendi siyasi çizgisine uyan bir kişiyi devlette vazife vermek niye ödüllendirme olsun? Sayın Cumhurbaşkanı kendi yetkisini aşan Lakin, bir şey mi yapıyor? Eğer o kavga devam Ulufe etseydi kavga, abi, şey, ne kavga ne alaka devam yani? etseydi e, Feyzoğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı devam etseydi böyle bir kavga o anlamıyla da Feyzoğlu yeniden Erdoğan'la buluşmasaydı büyükelçi olarak atanabilir miydi? Biz Özgür Özel'in sözüne bak Özgür, Özgür, Özgür Özel'lerinden Özgür... ben şunu anlıyorum. Özgür Bey'in şahsi bir davası var Feyzoğlu'yla. Kendisi Cumhuriyet yani bu, Halk Partisi yani, Genel Başkanı'nın bu, başkanı bu ona hal bu şekilde sürdürmeyi anlamsız buluyorum. Ya ama. ben konuşturmuyorsun bile hocam beni. Yok, ben bir şey, bir şey yok. yok. maşallah. maşallah yani. maşallah. <laughs> bir de ya... abi ikiniz ya. birden yani. Birbirinizi, birbirinizi, duymuyorsunuz var <laughs> mı? Müsaade edin ben bir şey bakın. Ya yakışmaz. Neyse. Ya böyle bir Özgür bir şey yok. böyle Öz... bir şeye girmem. Buyurun siz konuşun. Özgür Bey'i takdir ediyoruz. Özgür Bey'e diyorum ki Özgür Bey'in yaptığı şey şu açıklamadan hareketle söylüyorum. Bu doğru bir bakış açısı değil. Siz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçisi dönekti. Niye dönek dediniz? E beni karşılamadı. Diyor onun için. Ya. Ya. ya, Siz devlet izleme Bey süreci izleyen, süreci izleyen, politik bir isim olarak bunları bildiğiniz işleri bilmiyor gibi davranıyorsunuz evet, ya. Bilmiyorsanız ben hatırlatayım. Metin Feyzoğlu, Feyzoğlu bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmıştır. Evet. Bilim kurulu evet. üyesiydi. Parti, meclisiydi. Meclisiydi. Tabii canım, parti tabii parti hatta bir dönem evet e, parti genel başkanlığına adaylığını şimdi, koymak istedi değil mi? İmza tabii, Bir kere de değil birkaç, birkaç kez geldi. Yani Duyur şimdi musun? geçmiş bir bağ var, hukuk var Hadi. falan filan. E şimdi hani yokmuş karşı, Kıbrıs'a gitmiş CHP genel başkanı. Niye, niye döne, karşılanmış? Niye Ya ben, ya neden dönek diyor onu tartışalım. E, Özgür Özer Feyzoğlu'na neden diyor dönek diyor? ki. Diyor? Daha doğru, Vaktinde şöyle, bir, şöyle diyor, cimbetin, avukatlığını yapıyormuş gibi oluyorum Özgür Bey'in, Özgür ama... E, Yapıyorsunuz bu Hayır sen. yapmıyorum. <laughs> yani niye dönek diyor. E, bize ne garizi var bilmiyorum. Bildiğim bu kişi muhalifti. Tek adam rejimine karşıydı. Sonra ne olduysa 180 derece döndü. Büyükelçilik verdiler. Kendi meslektaşları bile bunu aforoz ettiler. Bu sanki benim suçummuş gibi Atatürk'ün partisine kafa tutuyor şimdi. Büyükelçi olmasa ben ona diyeceğim biliyorum da arabasında Türk bayrağı taşıyor diyor. Sonra i̇şte biraz. Ben de bunu tutuyorum. diyorum. Atatürk'ün partisine kafa tutuyor. Ya bu nasıl bir bakış açısı? Atatürk'ün Bunu kafa partisi, tutma olarak algılıyor. Kafa tutma değil, adam açıklamış ya. Büyükelçi açıklamış. Neden nedenini al ya yani şunu yani. diyor ki büyükelçi şunu dese ben karşılamam kardeşim Özgür Özel'i. E. Özgür Özel dönek dese mesela. Bak böyle bir hakaretemiz bir laf etse eyvallah ya ayıp ediyor deriz yani. <laughs> özgür Özel'in döndüğü bir gel. yer yok yani yalnız. Yani şeye, büyük Büyükelçi'ye dönek diyen Özgür Özel. Atatürk'ün parçası kafatı tutamazsın diye parmak Burada sallayan Özgür orada Özel. Orada dönek sözü de yok orada. Yani %90'a katılmıyor bu hazır. Tek adam rejimi hayır. falan kendi ezberleri saçma sapan. Dönekler çok ortodoks olur diyor. Ha onu ifade etmiş anladım. Yani şimdi doğru de olmamış de o olur. zaman bu nasıl olacak? E, doğru değil. O zaman hepimiz döneyiz. Hepimiz ortodoksuz. hiçbir şey kullanma, kullanma. çoğu Hiç kullanmayalım. hepimiz cümle... değil. O dönmeyenler var yani. Hiçbir cümleyi. Hayır dönensizsiniz hocam. Atatürk'ü Atatürk yolda yerdeyiz. bıraktınız. Biz aynı yerdeyiz. Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi Atatürk'ü yolda bıraktı. Demle kol kola yürüyor. PKK'nın ya. uzantısıyla yan yana yürüyeceksin. Bize de dönek diyeceksin. Kusura bakma. Dön. Feyzoğlu'na dönek -Gafar diyenler de dön, kendilerine bak. Nereye dönmüşler? Bak, Hiç kusura bakma. Ya. Bunu da söylettirmem. Ama yani müthiş bir şey var. Yani müthiş bir değerler Ama Gaffar Bey siyasetle olmaz. Bak sizdeki hangi ne biliyor musun? Baz geçerseniz, 5. öyle bir CHP düşmanlığı var ki nefrete dönüşmüş bir CHP hocam. düşmanlığı. Öyle. Ya bak, CHP... hafif tansiyon yükselsin. Bakın ben benim Adını sizde koyuyorum. bu sanıyorum 5. altıcı program. Koyuyorum. Hafif Size tansiyon yükselsin. Sizin o inanılmaz Adını CHP nefretiniz Adını hemen koyuyorum. devreye giriyor. Adını ya koyuyorum ben CHP. Bakın. bakın CHP ye. nefretiyle CHP nefretiyle ya bir ile, cümle Türkiye söyledim, sorunlarını izleyin. Ya. ya bakın bir cümle CHP söyledi. Bir... Valiler il başkanı oldu dedim yerinizden bakın, zıpladınız. Gerçeği yani, söylüyorum. Yerimden yani. zıplamıyorum. Ben de diyorum ki bakın. Zıplama hani, gerek yok abi. Bak demoksi yapıyorsunuz. Ya Celal şey, Bayar'ın Celal Bayar'ın Adnan Benderes'in CHP milletvekili olduğu, başbakan olduğu dönemi eğer bunları soyutlayarak söylüyorsanız eyvallah. Doğrudur. Ayrıca bakın bilimsel olarak da, bilimselin ötesinde tarihsel olarak da e, 1923-38 arasında valiler CHP temsilcisidir. Doğru. Sistem buna uygun. Ve bu sistem içinde, e valla şimdi sizin arkasından yürüdüğünüz Celal Bayar var. Adnan Menderes var. Bu sürecin ortağı. Şimdi bugün iki, 2024, 2024 olarak tartışırsanız başka bir şey. Yani şu anda... Türkiye'de Türkiye'de herhangi bir ilim valisi Erdoğan'a rağmen vali olabilir mi? atanmak başka bir şeydir parti teşkilat üyesi olmak başka. Ya şu anda valiler ve kaymakamlar Bahsetmek. parti teşkilat Bakın. yöneticisi gibi davranmıyor mu? Bakın, bir, birinci nokta şu. Yani siz de bak siz o nefretten yeni, kurtulmanız lazım. Sorunlu. Bak sizde çok sizin, derin bir CHP nefreti sizin var. Bakın sizin ya o, o ne alakası? ciddi nefreti söylüyorum çok. Siz bak sizde sizde zamanında soldan soldan buraya bak soldan buraya transfer olmuşsunuz ya. Ciddi söylüyorum. Ben bir yere transfer olmadım hocam. Ben hep aynı yerde. Vallahi hiç ben aynı aynı yerde, aynı yerde yani. olmadığım belli. Aynı, Aynıyi verdi. Siz liberal oldunuz. Aynı siz aynı oldunuz, aynı, oldu. Oldu. Bak, oldu. aynı yerde oldu. Bak aynı yerde olsak Cumhuriyet Halk Partisi başka bir bak, yerde olduk bir yerde. Bence bence daha sakin değerlendirmenizde için yarar şey var. Cumhuriyet öyle, Halk Partisi nefreti sizi rahatsız eder. Genetik Ciddi sorunlu. söylüyorum. Hazımsızlığı derinleştirir. Atamıyorsunuz. Neyse ben tartışmayacağım ya. Bu düzeyde bir tartışma. Devlet CHP'ye ait. Her evet. şey CHP'ye ait. Ya tek parmak sallıyor Özgür Özel büyük her şeye ya. Ne parmak yani sallıyor nasıl canım ya. Nasıl Atatürk'ün kalır. <laughs> Helal olsun. Ya, yani. yani ondan sonra gazeteci arkadaşlar da Dışişleri Bakanlığı'na komut veriyorlar buradan. Kovun. Baba, Vur, vurun kovun. kellesini. Ya böyle demokrasi olur mu? Bir defa bu antidemokratik kafa... bir örnek vereyim mi size? Bak, bir örnek, şöyle, bak, bak, bir örnek daha. Bak sizin stilinize siz çok uygun. Ozan Cehil'i tanırsınız. Ozan Cehil'i Bak, bak siz var ya... Bak olacak. siz... Bak ben ya... Yani, pardon. Sesil olarak çok uygunsunuz. Problem bu. Ciddi söylüyorum gibi. bak. Problem bu. Pardon. CHP 20 Temmuz'dan 2 gün önce geldi adaya diye bir arkadaşımız yazmış buraya. Yani çok yoğun da olmayabilir yani. Ya fark Yürücü. eder ya mi? Yani yani temsilcini fark gönderirsin, evet ya, dediği gibi şey, çaycısını ya gönderirsin. Ya söylemiş evet. Özgür Özel bugün yaptığı açıklama da demiş ki ya kendisi gelemiyorsa temsilci gönderir. Şimdi Gaffar Bey başka bir şey yapıyor. Bir başka bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Evet. Şimdi gerçekleri bilmesek bak şimdi ya yani canlı yayındayız. Yani birbirimizi böyle gereksiz yere işin etrafında dolaşarak konuşmak, evet. yıpratmamız anlamsız bir iş. Yani burada bakın. İster hukuki değerlendirin, ister diplomatik değerlendirin ama normal olarak böylesine bir şey de ya burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Küçük bir şey, parça. Yani İstanbul'un evet, herhangi bir lazım. mahallesi kadar nüfus olan bir yer. bir var. Yani yeter ki istesin. Orada bir da şey görür öbür şey. tarafı bir da görüyoruz. cümlem bitti ama yapacak bir, bir şey yok. Bir cümle, cümle çabuk. Eğer bu, burada o yakınlaşma veya yumuşamayı... Dinamitleme mülazası varsa bak o da başka bir siyasi tartışma konusu. Ha evet. Ee, buradan başka bir yere gidiliyor ama sürem bitti arkadaşlar kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Çok sağ olun. Evet. Efendim kritik gündem bu akşam da sona erdi. Haftaya inşallah tekrar görüşeceğiz. Ee, şimdilik iyi akşamlar diliyorum.